aşkı bulmak cesaret ister. Buldum derken yıkılır hayaller. Düşleyip sabredersin, vazgeçersen kaybedersin. Sen iste, kısmetse olur. Sen yeter ki sen. Çok iyiyiz, sen nasılsın? Ben de gayet iyiyim. Oh. Bir tur attık, nefes nefese kaldık. Enerjik gözüküyorsun evet bugün. Ya. Evet seni. Bu aralar çok enerjiyim, enerjim yerinde. Buna sebep olan şey ne peki? Efendim? Of. Buna sebep olan şey ne? Bu kadar enerjik olmana sebep olan şey ne? Çünkü eskiden hep mutsuzluklar yaşıyordum bir önceki günde. O günümün modunu düşürüyordu. Artık modumu düşüren bir şey yok. Bak dikkat et, boğazında kalabilir. British Shorty'yi. Günaydın Batuhan, nasılsın? Batuhan da öyle. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. İyiyim, dikkat sen nasılsın? Dikkat et boğazına kal. Ben de iyiyim. Gördüğün üzere dün bardağım kırılmıştı. Bugün de buranın mikrofon olarak kullandığımız bardağı kırıldı. Yine güne bir kırgınlıklarla başladık. Kırgınlıklar asla bitmiyordu. Kalp kırgınlıkları geçemiyordu. Kalbin kırgınlıklarını göremediğiniz için bardakların kırgınlıklarını görebiliyorsunuz. Öyle. Nereden nereye bağladın Beyza sen de? Öyle de bağlarım. Vallahi Beyza o kadar çok şey görüyoruz ki. Ama sana artık susmayı tercih ediyorum. Ne gördün ki? Tamam. Güzelliğimi görüyorsundur, bebeksiliğimi falan görüyorsundur. Görebildiğin aynen başka bir şey yok çünkü. Bu kadar. Bir şeyler görüyoruz, boş ver. Ne gibi bir şeyler görüyorsun mesela? Takılı ya, Allah mutlu etsin, bir şey demiyorum. Amin cümlemize. Yine güne bir dua ile başladık. Dualarımız bedduaya dönüşmediği sürece problem yok. Kısmetse Olur ana haber bültenine hepiniz öncelikle hoş geldiniz. Ben Murat Kurbacak. Ben galada bir iddiada bulunmuştum sunucu olarak. Acaba tekrardan Ayber mi geliyor soru işareti? Yoksa tekrardan Bilgi Murat Kurbacak bir şeyleri attı ve tutuyor. Anladım. Son dakika gelişmesi diye. Acaba Gizmer mi geliyor? Gizgör. Şiplemeyi yanlış yaptık. Aynen. Yanlış bilgi geldi. Nasıl yani? Kocamda kocam. Kocamda kocam. Kocamda kocam. Çekil şuradan. Çekil şuradan. Aa. Peki size iyi konuşmalar. Teşekkürler. Kocamda kocam. Kocamda kocam. Bu şekilde düşmesi birazcık canımı acıtıyor. Yani ben bu haldeyken o gidiyor, eğleniyor falan. Ne yaparsam yapayım, onun o modunu değiştiremeyeceğim gibi de geliyor. Duygusal bir insanım. Bir müddet böyle gidecek. Kimseyle ilişki yaşamayacağım senden başka şu an bu evden, anladın mı? Ben gerçekten hala seni seviyorum. İstediğim sensin.
Ama böyle bana soğuk gelme. Ama... Ne ama? Moz, ne yapayım yani? Gerildim. Mesela yanına geldiğin zaman da uzaklaşmayabilirsin mesela. Ama öyle hissetmiyorum, iyi hissetmiyorum. Ne yapayım, tamam mı? Burada başladı dedim, burada bitsin bari. Sen bir kadına ne yapılmaması gerekiyorsa onları tek tek yaptın. Gel Mer, tekrardan bir araya gelir mi? Yaşandı bir bitti. En azından saygılı bitti. Saygısızca bitti ama saygıyı sonradan toparladık. O geliyor, kötülerin diyarından geliyor. Şeytanın babası geliyor. İlbergiz, İlbergiz! Ben senden başkasıyla görüşmek istemiyorum, diyor. Bana söylemedi ama bunu affetmedim diye hiçbir zaman. Gizem, sen Görkem'in numarasını mı istedin? Demek ki duyguları bitmemiş. Bu kadar hatalardan sonra söyleyebilirdin. Ben de diyorum ki daha fazla benden sana edit gelmez. Bence boşuna konuşma. Bana hesap soruyor. Arkadaşlar, derin bir nefes alalım. Sevgili izleyiciler, evet biz galada sizleri havada asılı bir potayla bırakmıştık biliyorsunuz. İlayda mı hasretli demiştik. Artık geminin batma zamanı geldi. Görkem'in taklidini yapayım. Ne? Görkem'in taklidini yapayım biraz, dur. Hadi yap bakalım, halıma bakma. Dilara, sen maşallah. De Aynur'un taklidini yapsana. Tamam. Ha? Ne? Ya Dilara, gözümü yapıyor. Gözlerini kıs Dilara. Merhaba. Merhaba. Nasılsın? Nasılsın abi? Ay ışığım be. Abi aynısısınız ya, çok iyi. Seni istemiyorum. Bye. Ben seni çok istiyorum ama. Bye. Ay öyle dersen gelirim ama. Öyle derse işler değişir. Şu an Dilara'ya döndüm. Ne haber? Böyle dememle değişecekse değişmesin o zaman. Ne değişmesin? Senin içinden ne geliyorsa onu yap. Benim içimden onu çok uygula. Şeyler geliyor Oğuzhan'cığım. İçinden geleni yap o İstersen zaman, ne diyeyim? Her şeyi deneyebiliriz seninle. Dene. Öf, alev aldım. Sıcaklık geldi bana. Ayak klima mı kapalı? Oğuzhan. Burası bir sıcak oldu arkadaşlar. Seni bugün eve vallahi bekliyorum. Valla denemekten zarar gelmez. Bir dakika, duymuyorum ki. Efendim? Denemekten zarar gelmez. Sen denemek istiyorsan dene, sıkıntı yok. Sen, önemli olan senin kararın. Benim kararım bir şu dakika, anda belli değil. Ama duymuyorum ki. Sen çok rol yapıyorsun. Ben şu an tamamen gerçek Dilara'yı yansıtıyorum. Sen tamamen gerçek Dilara'yı yansıtıyorum şu an. Gerçek Dilara mı bu? Evet. Ben tanımadım çünkü bu Dilara'yı. Genelde tamam, yeniden tanışıyoruz Dilara ya. Farklıydı. Yeniden tanışıyoruz ya, gerçek Dilara'yla tanışacaksın. Arkadaşım olarak Dilara'yı tanıyorum şu an. Zıkkım arkadaş olarak. Arkadaş. Nereye kadar arkadaş, bir dur. Bak işte bundan bahsediyorum. Arkadaş, ne güzel anlaşıyoruz seninle. Arkadaşım, kankam, bu ne yakışıklılık. Gelsene bugün. Seninle ne güzel anlaşıyoruz arkadaş olarak. Tamam hadi, seni özledim. Gel. Arkadaş bakayım. Olarak daha farklı mısın? Onu anladım. Tabii ben. Ki de ben sevgili olunca da farklıyım. Sevgili arkadaş olunca da farklıyım. Hayır, ciddi hayır. Olunca daha farklıyım. Sen sadece bunları görmeyi bekle. Ben hepsini sana göstereceğim. O hatayı, o ya, hatayı bu kız daha ne yapsın ya? Ne kadar negatifsin olsan ya. Ama bu arada vallahi es geçemeyeceğim. Bilmiyorum. Es geçemeyeceğim. Bütün samimiyetime söyleyeyim, üstündeki yakışmış. Aa. Ya. Senin için hazırlandım biliyorsun. Bir şey diyeceğim, keşke dün giyseydim bunu. Olsan da çok takım olurdu. Evet bu arada. Aa evet. Neyse evet. Hadi ben kızlara veriyorum ekranı. Öpüyorum seni. Dilara, günaydın Dilara. Günaydın. 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 Ne haber? Kavga mı ettiniz siz ya? Ne? Hadi. Ne haber? İyi sağlam. İyi. Neyim var? Ya ben de çekeceğim. Sen çek gelir. Bir şey yok. Sen bir çek. Ben de diyorum yeni bir aday mı geldi dedi. Arkadaşlar kelebekte bir... Merhaba. Nasılsınız? Ya ne olur biz de. Ama dur bir dakika, saygısızlık yapıyoruz arkadaşlar. Evet. Onlar günaydın. Tamamdır, özür dilerim gerçekten. Neyim var? Gerek olmadı. Aradım ya seni sabah. Evet.
O yüzden biraz moralim bozuk. Düştüm. Neden moralim bozuk? Gerildik ya Oğuz. Ya gerildik de yani ben o mevzuda değilim şu anda. Ya seninle her zaman böyle normal konuşuyorum şu dans mevzusunda. Bir şey yapmadım bu arada. Yok gerçekten eğilip kalkma mevzusunu ben çözemeyecek miyim seninle? Eğilip kalkmadım ki. Yok geldin ben buradan sonra çıktım. Onu gördükten sonra çıktım. Yani her zaman normal bir şekilde seninle konuşmaya çalışıyorum. Bunu her zaman da sana hani böyle sakin sakin anlattım. Ama hala yapmaya devam ediyorsun. Hani gerçekten üzülüyorum. Hani Oğuz tamam şöyle yapalım ben dans etmeyeyim mesela. Hayır, o yüzden dans... dur bir dakika bitireyim. O yüzden demiyorum ben dans etmeyeyim oturayım burada ya da tamam istediğin gibi dans edeyim yani şöyle yapayım. E giyinmeyeyim de kapalı da giyineyim. E, böyle ben o zaman ben değilim o. Yo hayır ben senden kapalı giyin ya da hiç dans etme diye bir şey söylemedim sana. Hiçbir zaman da söylemedim. Sadece senden bir şey rica ettim. Onu hani her zaman da sana sakin bir şekilde söylemeye çalışıyorum. Lütfen bunu yapma gerçekten hani üzülüyorum. Ondan sonra hoşuma gitmiyor görünen görüntü. Bunu normal bir şekilde söyle. Hiçbir zaman sana o konuda bağırmadım ya da böyle sesimi yükseltmedim. Seni kıracak şekilde de konuşmadım. Yani onu gördükten sonra benim tüm keyfim modum kaçıyor. Bunu sana hiçbir zaman lanse etmedim. Hani sakin sakin konuştum ama yapmaya devam ediyorsun. Yani sadece bunu rica ettim. Kapalı giyin falan diyorsun. Ben o zaman hep kapalı giyineyim falan diyorsun da hani her zaman da buna karıştığım da bir şey yok. Nihil'e bunu sen de iyi biliyorsun. Hayır sabah bu yüzden gerildik ya biz. Ya sabah bu yüzden gerildik de her zaman mı yapıyorum bunu Nihil'e? Hayır da yani sonuç olarak sen böyle düşünüyorsan. Yok hayır ben şu anda kıyafetinde değilim gerçekten. Hani yakışmış çok güzel olmuşsun. Üstündeki de çok yakışmış. Sadece sana dediğim şey lütfen şu hareketi yapma ama hala yapmaya devam ediyorsun. O yüzden ben burada çıktım dans ederken. Ne kadar saygı tartışıyorsunuz ya. Olması gereken. Vallahi kendimi örnek alıyorum size. Hani rica ettim senden bunu çok defa. Döndükten sonra da çok defa rica ettim ama hala yapmaya devam ediyorsun. Tamam bir daha yapmayacağım. Bu arada bunun ikinci, üçüncü değişim. Biliyorum özür dilerim. Bir daha yapmayacağım. Yani lütfen gerçekten hani ben buraya senin için geliyorum. Başka bir şey seni göreyim diye çok mutlu, huzurlu geliyorum. Sabahleyin bana hani o elbise muhabbetinden konuştuk. Ama gerçekten şu anda onda değilim. Çünkü bunu zaten sabah konuştuk. Ufak bir gerildik olabilir. Bu normal bir şey. Ama şu dans mevzusunu çok defa sana açtım. Çok defa açtım. Her defasında tamam dedin. Bugün de gördüm, üstüne de bindi. Gerçekten modum çok düşüyor. Tamam, bir daha yapmayacağım. Lütfen, rica ediyorum. Seni seviyorum bu arada. Ben de seni seviyorum. Ya. Öpüyorum. Oğuzhan bana yüzük aldı. Öyle mi? Hangi Oğuzhan? Aşkım Oğuzhan. Günaydın. Günaydın. Göremiyorum seni. Evet, ben de görmek için geliyorum. Ne haber? Aa, seni uyumlu sormalı. Olmuş ha. İyiyim ben de. Çok şekersin her zamanki gibi. Yani. Aşkım sen yapsana bir onu Allah aşkına. Neyi yapayım? Hayır, dalga geçiyordun bana. Ya sen yap bakayım. Ben yap, sen. Benim taklidimi yapıyorum. Yapsana. Yok, sen bir yap. Bir tane. Beraber. Sen yap, ondan sonra ben yaparım. Böyle gireceğim. Böyle gireceğim. Aşkım, sen... Siyah mı üstündekini anlamadım ben. Bu kahve, altındaki siyah. Ha. Beğenmedin mi? Çok beğendim. Ben sen ne giyersen çok yakışıyor zaten. Kurban olurum sana. Ben de sana. Bugün cilt bakımı yapacağız aşkım, tamam mı? Bana. Evet. Vallahi ihtiyacım vardı, hayır demem. Tamam. Hoşuma gider. Tamam, o zaman ben izin alabilirsem ben gelirim. Alamazsam sen denersin, sen gelirsin, yaparız. Peki. Dün ben izin aldım, bugün sıra sende bence. Aşkım sizin ev çok sıcak. Bizim ev mi güzel? Sıcak. Sıcak. Orası da sıcak. Hayır, burası daha iyi. Tamam. Bir yol buluruz. Tamam aşkım. Seviyorum gelirim seni. Gelirim, önemli. Ben de seni. Artık yalnızım. Yeni bir çip mi doğuyor? Yeni bir tuş doğmuyor. Günaydın. Günaydın. Ama tuşa basamayacaksın, haberin olsun. Çok iyiydi. Can bak sana yeni klavye getirdik. Ya parmaklarım felç geçirecek basarken yeni tuşa haberin olsun. Ben yalnız. Evet. Böyle güzel. Ama bastığı bazı tuşlar çalışıyor. Senin tuşun ayrı. Böyle.
İkimizi i̇şte verebilirsiniz. Aynur kankanla kendi kendime benim. Pozlanabilirim. Sıfır oyunculuk eğitimimle. En güzel pozlarımla buradayım. Hazır ve nazır her şeye. Her an. Ancak kendi kendine poz verirsin. Aynur bardağımı getir. Ya her artık o benim. Yani sabah hiç... Pardon. Hani dün kullanmıştım ya, ondan bahsediyorum. Ben de bu tek çıkabilirim kelebeğe. Bu kim? Ay. Bu arkadaşı ay, tanımıyorum. Ay daha fazla prim vermek istemiyorum arkadaşlar. Çekin şunu üstüne. Ben de bu arkadaşla konuşmayayım. Aa. Sonra ağlıyor linçten şey, filan. Bence bizim. Çıkalım buradan. Aynen öyle. Layina hadi bay. Ay, yok. Selam. Günaydın. Günaydın. Nasılsın? Daha iyiyim. Sen nasılsın? İyi ben de. Bugün güzel olmuşsun. Olmuş muyum? Evet. Beğendin yani. Evet beğendim. Teşekkür ay! Ederim. Sen de çok hoş duruyorsun. Bu kulaklar neler duydu? Teşekkür ederim. Siyah sana yakışıyor ama bence beyaz da sana yakışıyor. Bir dahakine bembeyaz giyinirim o zaman. Bence olur. Sen de beyaz giyinebilirsin bu arada. Olabilir. Mantıklı. Tamam. İyi bak kendine. Denk o zaman görüşürüz. Bay bay. Bay bay. Merhabalar, günaydınlar. Belki. Ne yapıyorsunuz acaba? Heyecanlandım. uzun zamandır görmeyince şu görüntüyü. Günaydın. Günaydın, ne yapıyorsun? İyi, sen nasılsın? Şükürler olsun. Güzel. Çok bir şey söyleyemiyorum şu anda. Aynen. Tamam. Tamam. Ne oluyor bu eve, ne oluyor, ne oluyor? Vallahi ne oluyorsa bilmiyorum ki ama yani kötü şeyler olacak. Kime benzemiş dedin? Ne kime benzemiş? Kalan havamızı ben içelim. Ben yapmadım. Bana öyle bakmayın, ben yapmadım. Evet arkadaşlar. Sen üstüne git, ben not alayım. Sen buradan devam et. Al. Önce kelebek düzeniyle başlayalım. Kısmetse olur ana haber bülteni, hepiniz öncelikle hoş geldiniz. Ben Murat Kurbacak. Hoş bulduk. Mert İndire ile beraber bugünkü programımızı sunacağız. Öncelikle birinci konumuz, ben galada bir iddiada bulunmuştum sunucu olarak. Acaba tekrardan... Evet. Ayber mi geliyor soru işareti? Yoksa tekrardan Bilgi Murat Kurbacak bir şeyleri attı ve tutuyor mu? Hemen kolay olacak bir şey olduğunu düşünmüyorum. Bu sefer tam tersten başlayalım. Mert Kılıç'tan bir yorum alalım bu konu hakkında. Vallahi Ayber çiftliği ben bir daha beklemedim ama olursa da... Farklı olur. En son söz hakkı Görkem, sonrasında Berke'ye söyleyeceğim. Oğuzhan devam edelim. Ben de yapmayacağım. Ya, Oğuzhan devam edelim. Çok sözler söylendi. Çok laflar edildi. Kimler kaldırabilir, kimler kaldıramaz onu bilmiyorum. Hmm. Ben kardeşimin mutluluğu için sadece yanında olurum. Aynur'u da severim. Aynur'u da sevdiğim bir arkadaşım. Hayırlısı olsun. Bilmiyorum hemen olacak. Bir şey olarak bir tane kelebekle foto şey gördünüz hemen. Oğuzhan'dan devam edelim. Belki lütfen sunucuları empoze et. Yani yıpratıcı bir ilişkileri bir tanıma yolları oldu. Birbirleri değil aslında, Berke daha çok yoruldu bu ilişkide. Çok çabaladı, çok gayret gösterdi ama bir şeyler sonuca ulaşmadı hiçbir zaman. Tekrar denerlerse nasıl olurlar hiçbir fikrim yok. Belki araya farklı insanlar girdiği için birbirlerinin kıymetini daha iyi mi anladılar? Bu bir şüphe, bir soru işareti. Bence zaman gösterir ama bence ben bir tık olumlu görüyorum. Zaman her şeyin ilacıdır diyorsun. Zaman her şeyi gösterir ama bir tık olumlu görüyorum eğer olursa. Battaş arası. Sen bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Biz bunu farkındaysan yorumlamıştık. Ya moruk, bu evde bir şey olur diyoruz olmuyor, olmaz diyoruz oluyor. Bence olabilitesi var yani, niye olmasın? Yan yana verilince de güzel yakışıyorlar. Bu bence. Arka plandaki mesajlaşma, konuşma muhabbetlerinden dolayı birazcık ısındıklarını düşünüyorum. Nasıl yani? Arka planda bilmiyorum dönem... Bilmiyorum ama sen hiç geçmişi bilmiyorsun. Hiç geçmişi bilmiyorum. Ya, kapatmıyorum. Gördüğün kadarıyla... Mert İndire'yle devam edelim. Sen boşver. Bilmiyorum. Valla Oğuz'un dediklerine aslında birebir katılıyorum. Ekstra olarak Berke zorlu bir yolculuk geçirdi. Ayber konusunda. Bununla evet. Alakalı bir açıklama yapabilirim işte. Bir saniye, bu yolculuk, sana geleceğim. Bu yolculuğa tekrar çıkar mı? Çıkarsa Aynur bu yolculukta ona eşlik eder mi? Asıl soru işareti bu. Ama bilmiyorum, hani ben de bir ufaktan böyle bir seziyor gibiyim şey olarak. Hani iyi niyetli olarak söylüyorum. Kötü niyetli değil. Yani olabilitesi varsa bile, mutlu olacaksa bile... Yani Ayber olarak yanlış anlama,
Sadece kardeşim aynen, gördüğüm sadece için söylüyorum. Yanlış anlayacağım bir hani şey. Seni burada saymıyoruz. Yanlış anlama diye bir şey yok. Hani fırsatla istifarı yorum yapmıyoruz. Bizim kanalımıza ne geçiyorsa biz gördüklerimizi yorumluyoruz. Bitirdik dedikleri için şu an bu konuşmayı. Normalde bu konuşma zaten olmaz. Daha iyi olmam lazım. Yani bir şekilde olmuyor biliyorsun. Ben ne gölgeme yaparım. Son olarak ben şöyle bir şey söylemek istiyorum. Benim kulağıma şöyle bir İlhan perileri bir fısıldadı. Rejidir o. Berke arkadaşımız bundan sonra herhangi bir şüphe olursa çok çok daha temkinli. Hani böyle bazen yalışıkmış gibi yorumlar falan da almış. Bu konuda kendini çok törpülediğini, bazı şeyleri acele etmeme bir kararı aldığını. Yani geçmişte aslında Aybur... Siz ne oluyordunuz? Ayber. Heh. Ayber mi? Ayber'de Aymur yapmış hataları sanki... Şey bu... Sen kendini Ayber, yaptın. Aymur ne oğlum? Aymur, Ayber. Ayber işte. Tamam ben Ayber diyorum. Aymur dedim. Ayber'de yapmış olduğu hatalardan kaynaklı sanki bu kelimeleri ettiğini düşünerek... Bir dakika senin ilişkin yok, bunda bir not alsak mı? Bunları düşünerek tekrardan olacaklarını düşünüyorum. Ama bu sefer bu yolda çok çok daha temkinli. Bence çok, çok daha, daha sağlıklı. Engebeli. Çok engebeli, bayağı. Bence daha zor olur. Önlerinde çok böyle dikenli yollar var ama bunları çok daha güzel sağlıklı adımlar atacağını düşünüyorum. Murat Bey. Ve bunu Galata zaten dile getirmiştim. Son sözü. Can söylesin ben söyleyeyim sana. Ben bir şey söyleyeyim mi? Evet. Sizin kaçırdığınız skandal bir cümle var burada. Tamamıyla bitti dediği için ortaya bir laf attı. Dedi ki saha çok boş kaldı anlamında söyledi. Öyle bir şey demiyorum oğlum. Bak şimdi yiyecek ensene şaplığa bana. Ben skandal veriyorum bu programı. Biz Berke arkadaşımızı kelebekte utandığını ilk defa şahit olduk. Çünkü uzun süredir kelebekte karşılıklı bir şekilde verilmediği için utandığını bence herkes şahit oldu. Ve Ayno tarafından da bir hoşuna gitmedi de değil. Öyle değil mi? Mert İndere, Jole söyle bir şey. Ben yorumsuzum. Bence hiç utanmadansızsınız. Net bir şekilde Berke sadece bir dil sürüşmesini yakalamadım değil yani. Onu yani. Ben yakaladım. Şeyi? Utandı, arkasına oldu. Sığındı. Aynur'un da boşuna gitti. Aynur'un da boşuna gitti. Bak şimdi. Evet şimdi en gündemimizde biliyorsunuz ki çok sıcak bir konu. Ben sıcak konulardan başlamak istiyorum tabii öncelikle. Gizem mağduru mu oynuyor? Şok, şok, şok. Öncelikle şunu söylemeliyim ki Gizem mağduru oynuyor mu cümlesini tam net cevap veremem ama bu cümleye şöyle bir şey ekleyebilirim. Bence fan kitlelerine oynuyor. Sırayla konuklarımızın, seyircilerimizin yorumunu alalım tabii istersen. Tabii ki. Evet. Başlayalım Dilara Hanım'dan. Gizem hakkında değil mi? Gizem mağduru mu oynuyor? Benim yorumum ise mağduru oynuyor diyemem Gizem ama şöyle... fanları oynuyor diyebilirim. Kimse alınmasın. Sosyal medyaya başlayan ilk insan kitleyi gördükten sonra değişebiliyor. İlk kez böyle bir kitleye bunun sahip olduğu için yanlışlar yapmış olabilir. Ve yani biz uyarmamıza rağmen devam ediyor. Hani bir anda kitle seni de bırakabilir, linçlenin de bilirsin. Ki. Yani herkes seni bir anda sevip bir anda da nefret edebilir. Evet. O yüzden bence pek fazla sosyal medyayla ilgilenmesin. Çünkü tamamen hayatını sosyal medyaya da adayamazsın. Tamam, çünkü. Birer cümle birer cümle kadar. Alalım. Evet Hasret Hanım. Devam edelim ben sonra. Tamam, Rümeysa Hanım. Ben söyledim ya. Anladım. Mağduru da oynuyor. Oynuyor mu? Evet oynuyor deyip kapatabilirsin. Evet, kısa. Rümeysa şey, oynuyor. Aynur Hanım. Bayağı iyi oynuyor. Nile Hanım, iyi oynadın günaydın. Sanıyor. Günaydın. Çok güzel gözüküyorsunuz. Bebek gibisiniz. Yorumunuzu alabilir miyiz? Teşekkür ederim. Benim yorumum da sosyal medyaya kendini fazla kaptırdı. Çok önemsedi bu şekilde. Benim başka gibi fanlara. Evet fanlar. Beyza Hanım. Ben mağdur oynadığını düşünmüyorum ama şöyle düşünmüyorum. Hemen kısa bir cümleyle açıklayayım. İlk başlarda gerçekten çok üzgündü ve mağdurdu. Sonrasında bir dakika açıklamasını yapabilir miyim? İlk başlarda gerçekten mağdurdu ve mağdur olmasının kendisine artı bir puan kattığını gördüğü için çok birazcık evet. Daha devam bunu ön kullanmaya çalıştı. Doğru bir yorum bu. Yani çok doğru bir yorum. Sadece böyle. Bu bence çok de doğru. Doğru. Evet. Bence de böyle. Buydu benim buydu. Bu şeyden. Çok duymadım ama mağdur oynadığını mağdurdu, düşünmüyorum. Mağdur oldu, olduğu mağduriyeti verdiği artıları gördü. Evet, artıları gördü. O tepkilerin güzel olduğunu gördü. Tutulduğunu anladı bu şekilde ve bunu devam ettirdi. Arkadaşlar ağlamaya devam ederdim. Ben şöyle bir şey söyleyeceğim. Şimdi burada her herkesin oturmuş bir saniye. Yorum yapıyorum. Yorum yapıyorum. Program bir dakika. Ya evet, yorum yapıyorum. Kimsenin yorum bölünmesi. Ben herkesin burada oturmuş bir fan kitlesinin olduğunu düşünüyorum. Yani burada kimle, yani kime yürürse yürüsün o zaman fanlar için mi diyeceklerdi? Ve onların arasında dışarıda böyle bir şey var mı yok mu? Ben yorumlara bakmadım ben bile. Ben Gizem'in zaten hissetmiştim Görkem'i hani beğendiğini tip olarak, karakter olarak. Ve o zamanlar bu yorumlar sosyal medyada yaptım. Bilmem ne yoktu. Konuşmuyorduk. Gerçekten konuşmuyorduk. Abi bak bir. Berke 2, Mert İndir'i 3,
Görkem 4, Oğuz 5. Ben hakkımı kullanmak istemiyorum. Sen de kendin için izin iste. Kendim için sonrasında istersem isterim abi, eyvallah. Kısa bir özet geç. Tamam, kısa sonra bir özet Buse geçiyorum. Yorumunu yapıp konuyu kapatıyoruz. Mağdur oynasaydım ben ağladığım sahneler aradan önceki sahneler. Aradan sonra hiç ağlamadım ki. Berke ile çok kötü kavga ettik, ona rağmen ağlamadım. Berke bana hakaret etti, ona rağmen ağlamadım. Galada da sert gizemi gayet iyi gösterdim. Burada hala o kadar olaylar olmasına rağmen ağlamadım. Mağdur oynamıyorum. Ama tamam. Evet, tabii ki halkın haklaşını gördüm. Ne kadar destek olduklarını gördüm. Hoşuma da gitti ama devam ettirmek istemiyorum. Çünkü bu sefer de güçsüz kadın konumunda gözükmek çünkü istemiyorum. Çünkü sen bu yorumu yapabilirsin. Hayır, hayır. Bunlar niye sormadı? Tabii ki niye devamlı yaşadım yorumlarla. Yani şimdi yapıyoruz bu arada. Bu kötü bir şey değil. Bunu kabul edebilirsin. Aileme karşı artık bana şunu soruyorlar. Neden ağlıyorsun? Yani ne oluyor oradaki? Yani bunu da duymak istemiyorum. Ben bu evde artık ağlamak istemiyorum. Çoğu zaman da serviste tamam, o yüzden yaptım. İkinci yani toparlayalım. Nile Hanım bir el kaldırdı. Ufak evet, bir cümle sonra Buse Hanım konuşup konuyu kapatacak. Şimdi mağdur oynamıyorum deyip hani şeyi söylüyor ya, galada konuştuğunu falan, güçlü durduğunu. Bu şey demek değil hani yorum yapman ya da ağlamamak, mağdur oynamamak değil. Heh. Mağduru şu şekilde güzel oynuyorsun. Sen mesela yani bak oynuyorsun derken burada hani oynuyorsun demiyorum. Biraz önce de yorumda da demedim öyle bir şey. Ama galada mesela hala şey diyorsun hani işte ben seviyordum o olmadı. Hani yine hala o mağdur ama rolünde olan sensin. Sadece ya ağlayarak göstermiyorsun bunu. Evet şu konuya geri gidelim. Murat boss, bot mu basıyor diye. Rejiden bot bassa dahil böyle haberler geliyor sürekli. Tamamen yalan. Bot bassam zaten şu anda bir 100 bin falan olurdum. 100 bin, ben botu bastım. Ona mı ediyorsun? Hayır yani çok fazla basardım yani ne alaka? 19 bin çok kısa bir rakam, çirkin muhabbetler ama uygulamalarda nedense 1 milyona doğru giden arkadaşlar var. Uygulamada. Uygulamada. Yani -70 binler nerede? 1 milyonlar nerede? Yani bot basacak bir adam. Bot basacak bir adam. 1 milyon sensin kardeşim. 1 milyon sensin. O kadar negatifim de var. Bir şey söyleyeceğim. Bot basacak bir adam gidip de -70 bini düzeltir. Önce bu olayının olduğunu düşünüyorum şimdi ben. Şimdi biz bu bot muhabbetini boş verelim de şimdi. O 70 bin Mert'in yanlış haber. Yok benim, ben kendimden bahsettim de. Ha, ben de şimdi Gizgör olayını baş konuşmak istiyoruz. Gizem ne aslında? Benim hepsi başa baş. Pozitifim kadar negatifim de tamam, var. Tamam onu boş ver şimdi, konuyu kapatalım. Negatif de basıyorsun. Yok girelim. Devam edelim. Dikkat et Murat, Twitter'da yazalım. Ya zaten sosyal medyaya çok önem veriyorlar bazı arkadaşlarımız. Onun için devam edelim dedim ya. Aynen. Yani acaba sosyal medyaya göre mi programlıyorlar kendini? Acaba yarının konusu sosyal medyada öğreneceğiz galiba biz. Bunu bence buradaki halka da bir soralım. Evet. Sağ arkadaşlar, ol. Öncelikle Gizem ve Görkem hakkında ne düşünüyorsunuz? Bunlar tamamen sosyal medya ilişkisi mi olacak? Mert Kılıç. Sosyal medyayı kullanacaklarını düşünüyorum ben de. Hayret, objektif yorum yaptı. En son ben konuştum. Oğuz. Ben ortada bir ilişki görmüyorum kesinlikle şu anda. Çünkü yok zaten. Çünkü hani öyle bir şey yok. Aralarındaki muhabbet ne kadar derin onu daha iyi bilmiyorum. Olursa da sosyal medyadan olur. Bu akşam sosyal medyadan olursa öğreneceğiz. Ama gerçekten çılgın bir canlı videolar. Ses odaları. Ses odaları. Sonra ses odaları da açıklayacaklarmış. Aynen öyle. Oğuzhan Çengel. Ben sosyal medya ilişkisi olacağını düşünüyorum. Ama bir yandan da Gizem'in hisleri acaba gerçek mi değil mi? Yani beğendi mi beğenmedi mi? Çünkü bu Bodrum Sokağı'nda Bodrum Sakan'da kırmızı odadan çıkarken Görkem'in bir hareketine bayağı bir hoşuna gitmiş. Ondan sonra bir cilveli Bodrum Sokağı'nda işte İlayda'ya falan. Tam kapıdan çıkarken bir harekete ne yaptın orada? Nezaket yaptı. Nezaket göstermesi hoşuna gitmiş. Bodrum Sokağı'nda bir cilveli anlattı. Evet, unuttuğumuz bir şey daha var. Son orada bir acaba mı dedim. Bu konuyu değerlendireceğiz. Batuhan Taşarısı'na değerlendirelim. Olsan aslında iyi hatırlattı. Evet, ona hemen geleceğiz. Herkes söz hakkı verdikten sonra. Sevgilimi çağırmak istiyorum. Sevgilim gelsin lütfen. Buradaki sorun bir gün önce, çok değil. Ağladığından da bahsetmiyorum dediğim gibi. Bir gün önce sen daha Berke'ye özürler diliyordun. Burada birazcık cilve yapıyordun. Hani bir şeyleri düzeltmeye çalışıyordun ya. Çünkü o zaman Berke sana rest çektiğinde sen de diyecektin ki kardeşim öyle çekilmez, böyle çekilir. Bundan sonra Berke Gizem yok derdin. Ama çok şey geçmedi. Bir gün geçti. Bir gün sonra sen bir anda Görkem'i kırmızı odaya çağırıp. Çünkü gecesinde ben ona Aynur'la Berke'nin konuştuğu olayını söyledim. Evet. Dedi ki ben bunu duydum
ve artık... O zaman artık şöyle, bunu hani arada öğrenmiştik. Tamam. İyi de bunu hani arada öğrenmiştik. Arada olduğunu söyledi. Beyza arada söyledi. Arada söyledi. Hayır, şu an açıklayayım. Arada şöyle bir şey oldu. Beyza'nın o mesajları şeyleri arada öğrenip, arada söylediği, Gizem'in de bunu arada öğrendiği... Şöyle bir şey de var, konuyla alakalı. Bir dakika. Şöyle bir şey de var. Arada dedi ya, bak dedi, bu kadar yüklenme dedi bak Berke'ye karşı. Ben sürekli sinyal veriyor bana Beyza arada. Ben sen öyle söylemedin. Arada bunu öğrendim dedin. Ben bu arada ilişki yok ortada bu arada. Hiç daha doğrusu konuşamadık bile Gizem'le. Öyle bir dedikodular var. Böyle şeyler oldu. Ben daha söyledim de hani duygularım bitmedi tam henüz Aynur'a karşı. İlerleyen süreçte hani arkadaş olarak konuşuruz. Belli bir şeyler olursa olur, olmazsa olmaz kafasındayım. Yani herhangi bir atak benden yok. Onu söyleyeyim. Peki yani. Sana özel bir soru. Sosyal medyanın ilişki yaşandığı zaman sizi nedenli yürütüp nedenli yürütemeyeceğini düşündün mü hiç? Ben hiçbir zaman sosyal medyayı da düşünmedim. Hayır, sen düşünmüyor olabilirsin. Karşındaki yani, adayından bahsediyorum. Gizem'i de tanımıyorum. Ben öyle bir kız olduğunu da düşünmüyorum. Sadece heyecanlı olup hani her şeyi bir anda sosyal medyada açıklayabilecek bir kız olduğunu düşünüyorum. Yani bu yanlış anlamasın, Berke mevzusunda da öyle bir kız olduğunu düşünüyorum. Yani soru soruluyor, düşünemediğini düşünüyorum ileriyi. Yani hemen cevap veriyor. Birazcık aynen. O yönü var. Sosyal medyaya yönelik değil. Verilen soruların ilerisini düşünemiyor. Yani programa eşdeğer gidemiyor. Yoksa sosyal medyayla gittiğini düşünmüyorum. Gizem, ilişki yaşamaya mı geldi yoksa etkileşim kazanmaya mı? Bunu son sordum. Dakika bir gelişme. Son dakika bir gelişme oldu. Tamam. Son dakika bir gelişme. Bana fısıldamıyorlar ama. Anladım. Benim arkadaşlar galiba tekrardan bir yeni tweet gelişmesi var. Evet. Tweet gelişmesi var. Sosyal medyadan o kadar uzaksın. O kadar uzağım ki adını bile bilmiyorum. Twitter'ı tweet atmış arkadaşlar. Evet, ne yazmış? Son dakika gelişmesi diye. Ne yazmış? Acaba Gizber mi geliyor? Çok merak ettim. Öyle mi yazmış? Ya Allah kahretsin. Oğlum biliyorum. Evet. Mur, ben, Aymur ben, var. Evet. Mur, Aymur diyorsun. Aymur yaptın. Gizber yaptın. Şu şiplemeyi yanlış yaptık. Ay, yanlış ben... bilgi geldi. Gözlükle gelmişsin. Evet. Çıkardım. Ne haber? İyi, sen de. Kız odam mı vardı bugün? Yokmuş. Geldik ama biz. Hı. Otur bakalım. Nasılsın? İyiyim, sen? İyi. Modun yok gibi. Yok, iyi de değilim bu arada. Neden? İyiyim diyorsun o zaman. Dedim öyle, ne bileyim. Neden iyi değilsin? Sabah gerildik ya. Ondan kaynaklı mı? Evet, ondan kaynaklı. Benden kaynaklı mı yani? Öyle bir davranıyorsun da şu anda bana. Senle konuştuk, senle gerildik o. Evet, ben de gerildim de yani bu kadar ben seni yani en azından birazcık daha pozitif bekliyordum şu anda. Normal değil konuş... ama düşünüyorum. Yani konuştuğumuzu düşünüyorum. Bilmiyorum, özür dilerim dans konusunda. Ama ben üstümü değiştirdim bu arada. Hı hı. Yani fark ettim hayatım. Daha açık bir şeydik, değiştirdim. Daha ne, yani daha ne kadar açık olacak onu da artık kestiremiyorum da. İşte yani. Ne söylemek istediğin bir şey var mı? Söylemek istediğin bir şey varmış gibi şu anda şey yapıyorsun da. Yok, öyle söylemek istediğim bir şey yok içimde kalan da. Yani uyumuyor sanki... ya biz bu konuda anlaşamıyoruz ya nasıl o yüzden. Nasıl anlaşamıyoruz? Hayatım diyorsun ya hani. Yani kıyafet konusunda açık giyiniyorsun diyorsun prensesim, ya. Ben de sana ben sana diyorum. Bir şey demiyorum. Ben sen zaten kendin de söylüyorsun açık giyiniyorum diye. Tamam yani mı? Tamam kapalı kendin giyiniyorum de, diyemem. Evet, kapalı giyiniyorum diyemezsin. Ben de zaten buna hiçbir zaman aşırı derecede büyük bir tepki vermedim. Hı-hı. Değil mi? Hı-hı. Ondan sonra açık giyindiğin için de beni arayıp ben bugün birazcık daha ekstra dedim. Evet. Dedim ki hani ne kadar daha ekstra olabilir ki? Ondan sonra ben oraya girdim. Zaten bir gerginim. Hani içimde bazı hı-hı şeyler var, sıkıntılı girmişim içeri sabah. Neden? İşte aradın dedin ya. Ondan zaten tamam. Ekstra, başka bir şey yok yani. Ya başka bir şey yok. Tamam. Başka ne olacak? Ekstra zaten hani böyle birazcık gergin bir şekilde girdim içeri. Ondan sonra bir geldim yine aynı dansı yaptın. Ben ondan sonra zaten ben çıktım gittim. Vallahi fark etmiyorsun ama gülüm. Yemin ediyorum bak. Gerçekten çok kötü oluyorum ve bunu hani sanki artık ama bir şey söyleyeceğim öyle bir şey değil. Tamam.
sormak istiyorum. Hani tamam özür dilerim. Konuş. Yok konuş istiyorsan. Konuş. Yani özellikle sen de bunu konuştuktan sonra hani çok defa sen de her zaman tamam dedikten sonra artık benim dediğimin bir önemi mi kalmıyor hayatım, ben de ona geliyorum. Anladın mı? Çok normal bunu düşünmem. Diğer konumuz kırmızı o odaya gitti. Evet. Benim en yakın dostum, can dostumu gördüğüm kişi, Bat. Bat'a neler oluyor arkadaşlar? Sana ne oluyor? Heyecanlandım. Vallahi Bat eski Bat değil. Bir duygusal... Bat'a bir şeyler var. Sakin, duruldu. Ne dans ediyorsun? Modu yok. Bat'te. Ne modun var, ne mutlusun, ne mutsuzsun, ne halt yiyorsun kısacası. Siz yapın yorum. Bence Batın gemileri battı. En yakın arkadaş olarak ben şöyle bir yorum yapmak istiyorum. İlişkiler hep inişli çıkışlı, ortası yoktu. İlişkilerinden böyle duygusal anlamda böyle bir emin olmak için birbirlerine test yaptılar. Kırmızı odalara davet ettiler karşılıklı bir şekilde ve sonrasında Batın yapmış olduğu son davranışlar artık bunun cılkını çıkardı. Son raddeye geldi. Bir patlama yaşanacaktı ve o patlama oldu galiba artık. Ben Batı ilk defa bu kadar kötü görüyorum. Beyza Nur'u ilk defa bu kadar heyecanlı, düşük görüyorum. Hani bundan sonra bu ilişki toparlanır mı? Toparlanması için bir şeyler yapılır mı? Sonuna kadar arkalarındayım. Her zaman Batı'nın yanındayım. O kendini nasıl iyi hissedecekse, ne istiyorsa her zaman yanındayız. Yanında olacağız zaten bundan. Batı ağlıyor. Emin olabilir kendisi. Gitsene yani Beyza zaten... Bence Batı buraya alalım, bir duygularını alalım. Gel. Evet. Vallahi hiç konuşabilecek gibi değilim kanka. Gel, tam sırası gel. Gel. Sen gel buraya. Ne hissediyorsun, bize hislerini tamamen ben söyle. Ne hislerini güzel ne istediğini söyle. Ne yaşamak istediğini söyle. Neler yapmak istediğini söyle. Artık oğlum kışkırtma ya, tarzı değil de güzel şeyler konuşmalıyız. Hislerini söyle. Neler hissediyorsun? Ne yapmak istiyorsun? Yani... Göründüğü üzere duygularım gerçekten var, yüksek. Onun bu şekilde düşmesi birazcık canımı acıtıyor. Yani ben bu haldeyken o gidiyor, eğleniyor falan, ilginç. Kafama soru işaretleri de geliyor yani, bu insan gerçekten bir şeyler hissetmedi mi acaba diye. Ama şöyle bir şey var. Ne yaparsam yapayım onun o modunu değiştiremeyeceğim gibi de geliyor. Bu da biraz canımı sıkıyor. Ama şu an bu moddayım yani, yapacak bir şey yok. Biraz acaba sen de mi böyle biraz zamanı bıraksan? Peki hani bir daha ikinize... hataları yapar mısın araya girdiğindeki hataları, ona karşı yaptığın hataları? Yok bir canım. Daha tekrarlar mısın bundan sonra? Tekrarlamam, bu benim kendime saygımdan zaten tekrarlamam. Yani yapmış Beyza istese, istemese de zaten yaptığım şeyleri kendim tasvip etmiyorum kendime. Yapmış olduğunuz karşılıklı i̇şte diyaloglar... Tam da bu noktada bunu Beyza'ya eğer ispatlayabilirsen aslında bir şeyler olur. Yok bitmiş, ben anlarım yani. Bence de, hala bitmedi. Ben de bir yorum yapayım bence. Beyza Nur'la da mesela arada bir konuşuyorum Bat'la alakalı. Onun duyguları hala bitmedi. Ama yapmış olduğu davranışlar özellikle Bat'ın, özellikle son yapmış olduğu davranışlardan kaynaklı biraz irite oldu Beyza Nur. Artık dedi ki yeter. Çünkü mesela çok güzel ilişki yaşayanlar var burada. Herkes burada Onur güzel bir şekilde örnek alıyor. Hani kadınlar bunları bekliyor aslında. Neden biz birbirimizi kışkırtıyoruz, duygularına emin olmak istiyoruz? Neden Busmer gibi, Oknil gibi yaşamıyoruz? Neden böyle güzel adımlar atmıyoruz? Artık böyle adımlar görmek istiyoruz diye düşünüyorlar bence. Bat da bunun artık farkına vardı. Aşk istiyor artık. Evet artık aşk, aşk istiyorlar. Arkadaşlar burada kaostan hepimiz beslendik. Tabii beslendi herkes. Ama artık insanların istediği ve bizim istediğimiz kaos, ilişkiden doğan kaos. Ya yorulduk da artık moruk ya gerçekten. Günaydın. Günaydın, hoş geldin. Hoş geldin. Geldin. Pek hoş göremedim ama. Kim neyi hak ediyorsa onu yapıyor kardeşim artık. Ya. Olur. Sakince konuş. Beyza Hanım. Sinirlendiğin zaman bardakta yazanı oku. Sence? Ben seni ağlarken görmek istemiyorum. Yapacak bir şey yok. Yani
duygusal bir insanım. Bir müddet böyle gidecek. Sırala mı? Yapacak bir şey yok. Çünkü gerçekten üzülmeni istemiyorum bak seni. Yani seni üzgün görmek en son istediğim şey şu evde benim. Şey düşünüyorum şimdi ben. Aşırı bir abartı dans etmiyorum Oğuz. Bunu da anlaşalım. Ben yapmıyorum. Aşırı abartı dans ettiğini söylemiyorum prensesim zaten. Sadece ben tamam. Senin hani bazı hareket o hareketinden sadece rahatsız olduğumu. Tamam o da abartı bir hareket değil aslında. Ya işte ben de senden zaten çok fazla büyük bir isteğim yok. Hayır şimdi senin istediğine göre ya bak diyorsun ki tamam dans etme diyorum diyorsun ama öyle olmuyor. Yani o zaman şöyle Murat gibi mi dans edeyim hayır, hayatım? Hayır hayatım ne alakası var? Ama sen normal başka... hayır bak. Her zaman yaptığımız bir mevzu değil bu biliyorsan. En fazla 5 kere yaptık ya da 6 kere bu mevzu açıldı. Tamam. Biz burada kaçıncı bölümü çekiyoruz artık? Her zaman hayatım bu arada ben hep öyle dans ediyordum. Arkadaydım görmüyordun. Bak bunu da anlaşalım. Biliyorum. Ben nasıl dans ettiğimi biliyorum oğlum. Ben de görüyorum senin nasıl dans ettiğini. Arkadaydım sen kendini sen kendini ister istemez belki görmüyorsundur. Hani böyle sen kendini dans ettiğin için. Ben seni dışarıda hani benim çünkü gözüm sadece sende. Anladın mı? Ne zaman nerede nasıl dans ettiğini de görüyorum. Çoğu zaman da her zaman benim istediğim gibi dans ediyorsun. Bak %90'ı, %95'i. Ben sadece şu konuda artık %100 olalım istiyorum. Anladın mı? Bu sıkıntıyı bir daha yaşamayalım istiyorum. Onun derdindeyim. Yani sana zaten ekstra tepki göstermiyorum biliyorsun. Bu konuyu da her zaman sana normal bir şekilde anlattım. Hani bunu yaşamayalım sadece. Başka bir derdim yok benim. Hani sadece bundan birazcık böyle azıcık beni anlarsan yani... Hiçbir sıkıntımız olmayacak zaten. Çok seviyorum seni. Ben hani gerçekten hiçbir problemimiz de yok. Harika anlaştığımızı düşünüyorum. Sadece şu durumumuz var. Değil mi? Evet. Kıyafet konumuz da var. Ne? Kıyafet konumuz. Sanki şeymiş gibi hissediyorum. Erteliyormuşsun gibi. Dışarı çıkarsak bunlar mı? Hayır. Ben sen açık giyiniyorsun. Ben seni zaten... Ama böyle bana soğuk gelme. Ama... Ne ama? Ne yapayım? Gerildim işte. Niye geriliyorsun? Ama böyle soğuk gerilirsen de bence böyle soğuk olmamızın bir manası yok. Moz ne yapayım yani? Gerildim saklayayım mı lan? Ya hayır sarılabilirsin mesela yanına geldiğin zaman da uzaklaşmayabilirsin mesela. Ama öyle hissetmiyorum iyi hissetmiyorum ne yapayım tamam yani. Yok hayır erteleme gibi değil bu. Ben hani büyük bir problemimiz olmadığı için hani ha. En azından bana bu kadar uzak kalmamanı hayır, istedim. Hayır o yüzden değil düşünüyorum şeyi düşünüyorum. Kıyafet konusunda ben seni zaten bilerek, senin nasıl kıyafetler giyindiğini bilerekten benim zaten sana bu kadar duygum arttı. Anladın mı? Kıyafetine de karışmadım. Sadece benim gerildiğim şey, zaten hani açık giyiniyorsun biliyorum ya bunu. İşte sabah hani bana öyle dedin prensesim, ya. Sen... Prensesim benim. Bak ben senin zaten açık giyindiğini biliyorum. Bunda bir problem yok. Tamam ben zaten senin yanındayım. Bir Allah'ın kulu da gelip senin benim yanımdayken bir şey yaşatsın ya da bir problem yaşatsın. Sen benim yanındaysan sıkıntı yok. Ben senin yanındaysam bir sıkıntı yok. Sadece sabahleyin gerilmemin mevzu. Ha bu sefer bir ekstra açık dedin ya. Ne kadar ya ekstra açık? Evet. Bana dedin ki çok açık giyiniyorsun giyinme dedin. Ya ama yani böyle ekstra açık olunca da birazcık nabız 180 olması normal değil mi hayatım? Çünkü kıskanıyorum seni. Seven insan kıskanır kusura bakma özür dilerim. Ben senin zaten kıyafetiyle ilgili problemim yok. Bilerek hani bunların hepsini sana karşı benim hislerim arttı gitgide. Her gün her saat her saniye. Bunda bir problem yok. Kıyafetin ekstra açık olduğu zaman da sabah afyonun patlamamış. Hani birazcık gerilmiş olabilirim. Yani hani seni kırdım mı? Hani telefonla konuşurken kırdım mı seni? Üzüldüm mü? Özür dilerim. Ben seni asla kırmak, üzmek istemiyorum. Özellikle hani seni kırdıysam özür dilerim ama bazen hani bağırmadım, sinirlenmedim bağırmadım çok. Ama. Hani daha zaten Nihle dedim zaten açık giyiniyorsun. Benim kafama takılan şu.
Ve şu cümleyi de kapat, öyle gidelim. Tamam, kafama takılan şu. Yani bu senin için bir sorun değil mi? Değil. Sadece ekstralar beni gerdi. Bugün sabah dediğin ekstra muhabbeti beni gerdi. Gerildim. Ben de gerildim, sen de gerildin. Ama giyebilirim yani. Ekstra giyme hayatım. Hadi gel, çıkalım. Of. Tamam mı? Tamam. Tamam. Bebeğim, ciddiyim. Bana dışarıda yakın davranınca sizin konunuzla ilgili ben de evde yakın davranabileceğimi ve acaba hani böyle bir şey varsa Aynur bana söyler mi? Hani bir tık böyle bir yanına gideyim belki söylemek ister. Samimiyet kurarak konuşmalıydı. Hani belki onu söylemesini beklemek yerine. Ben ne dedim, ben dışarıda yakın davrandım. Son bir şey çoğu sana cümleyi söylemiş konuyla alakalı ne olur? Beyza diyor ya arada ben de vardım o masada, ben hatta aksini söyledim. Evet. Konuşmuyorlardır dedim. Evet. Sen Berke'ye güven demeyi seçtim ben. Beyza bir şeyleri söylemeye çalıştı ama şöyle yaptı. Belki dedi görüşüyorlardır, belki dedi Berke Aynur'a çok yüksekti. Evet, onların muhabbetinin kopacağını ben düşünmüyorum dedi. Arada olan konuşma bu. Ama Gizem, net bir şey söylemedi. Net bir dakika. Net bir şey söylemediği için de o da muallaktaydı. Gelip soruyordu İlayda acaba konuşuyorlar mıdır, konuşuyorlar mıdır, görüşüyorlar mıdır? Ama Beyza net bir şey daha geçen gün kulisteyken söyledi, evet. Yemin ettirerek. Zaten story attı. Tamamdır. Diğer konuya geçiş yapıyoruz. İkinci, evet, gündemimiz. İkinci gündemimiz tabii ki de o da yine bir sıcak konu. Sadece benim sorguladığım bazı şeyler var Dilara Hanım. Dilara ve Oğuzhan konusunu gündeme açıyoruz. Getirmek istiyorum. Öncelikle bu sefer ilk yorumu ben yapacağım. Evet. Şimdi tekrardan anladığımız kadarıyla buzlar eriyor gibi görünüyor arkadaşlık adı altında. Ama hem arkadaşlık hem flörtlük. Evet. Böyle bir aradasınız. Fakat iki taraftan da böyle atılan büyük bir adım göremedik. Yani çok bize geçmiyor, size geçiyor mu? Şöyle ben de böyle bir... evde varlıkları yoklukları bir gibi. Ben de yani bir... burada sizce Oğuzhan'ın mı adım atması gerek? Bu büyük şöyle adımı yorum yoksa yapayım. Dilara'nın. Sonra seyircilere tamam. Geçecek. Dilara ile Oğuzhan konusunda, Dilara'ya da Oğuzhan'a da çok yakınım hepinizin bildiği üzere. Oğuzhan'a baktığım zaman Oğuzhan çok yorgun ve ben şöyle bir düşünceye sahibim. Şu anki bölümlerde, bugünden önceki yayınlanan bölümlerde biz Oğuzhan'a çok kötü davranıyoruz. Dilara, ben, Hasret. Oğuzhan bunları izleyip negatif geliyor buraya. O yüzden hep negatif. Ben seni üzecek bir şey de yapmadım. Kıracak bir şey de yapmadım. Kızdıracak bir şey de yapmadım. Sen... benim ya da bu evin hareketlerinden ya da bu evin platformundan rahatsız değilsin. Sen kendi yaptığın hataların sonucunu almaktan rahatsızsın. Çünkü bu zamana kadar yaptığın bütün hatalarda bir yerde görmezden geldim, bir yerde seni affettim. Ne kadar hata yaparsan yap. Sen bu düzen böyle gidecek zannettin. Böyle devam etmediği için de kendi yaptıklarının sonucunda bu ilişki bittiği için de şu an kendine olan sinirinden ağlıyorsun. Alakası yok. Ben seninle bir şeyler olmamasından ağlamadım. Dolayı şu an böyleyim. Tamam, okey ya. Sıkıntı yok. Bat. Lütfen. Yok. Vallahi billahi yok. Evet. Bakar mısın bana? Sen gerçekten çok değerlisin benim. Gerçekten önem veriyorum, değer veriyorum sana. Senin kalbini seviyorum. Gözlerini seviyorum. Tamam. Yani değer veriyorsan rica değer ediyorum. Veriyorum. Çok şey yapmayalım artık. Ne demek çok şey yapmayalım? Ya düşman mı olalım? Düşman da olmayalım, arkadaş da olmayalım. Hiç mi konuşmayalım? Yok, ya? İstemiyorum. Ne demek istemiyorum? Yani dışarıda belki başın sıkıştığında falan her zaman arayabilirsin de bu evin içerisinde şey yapmak istemiyorum. Lütfen. Lütfen. Davranma. Sana senin karışmayacağım da artık. Kim gelirse gelsin. Senin cezalarının, yaptıklarının cezasını bana mı kesiyorsun? Anlamadım. Sana bir şey kesmiyorum ya. Tamam, seni artık salıyorum. Yapacak bir şey yok yani, o yüzündeki o şeyi görebiliyorum çünkü. Ne? Yani hislerimin bittiğini görebiliyorum artık, bu saatten sonra yapabileceğim bir şey yok. Dilara Hanım, sizin bu konuda yorumunuz nedir? Şöyle... Önce sana mı onu bıraksaydın acaba? Bir önceki... ne?
İlk o yorum. Acaba sana mı? Son mu bıraktın? Bence ilk bir konuşsun. İlk bölümlerde, bir önceki bölümlerde tamamen onun ilgisine karşı algılarımı kapattığımı düşünüyorum. İzledikten sonra üzüldüğünü gördüm, benim arkamdan nasıl davrandığını gördüm. İlgisini gördükten sonra dedim ki bu adam gerçekten bana değer veriyor. Ve ben hayatımda ilk kez bir erkek tarafından bu kadar değer gördüm. Belki de önceden gördüm ama yayın izleyemediğimiz için kendimizi bilmiyorum. İlk kez gördüm ve benim çok hoşuma gitti. O yüzden bu kadar çaba gösteriyorum. Yani umut program içerisinde yani tabii ki de anlamadın. Var. Çabalayacağım. Dışarıdan izledikten sonra daha çok anladın. Tabii yani ki evet. Anladın. Ama ben ilişkilerimde şöyleyim. İlgiyi göremiyorum, kaybettikten sonra anlıyorum. Değerini kaybettikten sonra biliyorsun. Evet. Hasret Hanım, siz bir iki cümleyle. Tabii ki yani ben dediğim gibi şimdi ben zaten bu aradan sonra geldikten sonra Oğuzhan'la Dilara'yı gerçekten niyeyse ondan önce mesela yakıştırmıyordum. Yani Oğuzhan'la Dilara'nın yanına yakıştırmıyordum. Daha böyle bir gözüme alıştılar. Evet, sanki gözüme alıştılar ve çok hoş geliyorlar. Evet. Şimdi Rümeysa Hanım, bence biraz Oğuzhan ve Dilara olursa konusunda ne düşünüyorsunuz? Ama bu çok kritik bir an. Kritik değil. Zaten hep söylüyorum. Benim için değil yani. Şimdi şöyle, birbirlerine zaten ağır şeyler söylediler. Onun yüzüne de söyledim. Oğuzhan'ın yüzüne de söyledim. Kırıcı. Konuşuyor muyum burada? Kırıcı, ağır şeyler yaptılar. Oğuzhan'ın şakaları olsun. Dilara'nın işte bir erkeği işte böyle ağır şeyler. Karşılıklı birbirlerini kırdılar, yıprattılar, yordular. Burada Dilara buraya geldiğinde tamamen böyle bitirmiş, soğumuş gibi davrandı. Oğuzhan'ın tepkisi de o şekildeydi. Bizim muhabbetlerimizden sonra gerçekten kaybetme korkusu yaşadığında belki o hisleri daha da hislerini fark etti. Sonuçta evet. Hani kıskanır yani kadınız yani. Buna saygı duyuyorum. Normal bir şey zaten. Belki çok az kalmıştı. O yükseldi his olarak. İnşallah herkes görüyor musun? Evet. Yani Dilara şimdi Oğuzhan biraz hala sert tepkiler veriyor. İşte arkadaşı aynı sürekli uyuma. Dilara geldik. Çabalıyor. Çabalamaya evet. Devam ederse olacağını düşünüyorum. Bir kırmızı oda günlüğü daha. Tabii ki bu özel odaya Buse'yi çağırmak istiyorum. Ben bugün bir şey fark ettim. Sanki böyle bir ışık var gibi geldi bana. Kimdi kim? Görkem ve Aynur. Hayır, eski şiplerimizden Ayber yeniden mi doğuyor? Doğru. Acaba ve ben bunu bugün bu olmadan hissetmişim. Oraya Aynur ve Berke yazmışım. Küçük bir not olarak bunu konuşmamız gerekiyor Aynur Hanım. Günaydın da bir böyle Aynur Hanım da bir yumuşama. Bir utandı. Berke röportajda şöyle bir cümle kurmak istiyorum. Evet. Berke röportajda Gizem çok özür dilerim bebeğim. Gizem için heyecanlandırmıyor tarzı. Kötü asla doğrulamıyorum. Yanlış bir kelime kullanmıştı. Bugün günaydında ise heyecanlandım dedi ve utandı. Arkadaşının arkasına saklandı ve ben bir detay daha yakaladım Buse'cim. Aynur da utandı. Evet, bir böyle hissettin, diyorum ya bakışlar, bir böyle bir... Ya dinleyeceğim şimdi. Yok, vallahi öyle bir şey yok. Utandı. Böyle bak bir... şu anda. Hayır ama... Aynur'un... Çok, şimdi bak şu an rahatsız oldu. Az önce gülüyordu, zaten gülüyordu. Bu yorumunu alalım direkt alalım. O zaman. Biz çok kavga ettik ama sonrasında hani birbirimizin arkasından kötü olmayalım, kötü kalmayalım. Bir arkadaş kaldık, o kadar hani. Peki şey hiç değil yani. Yok mu? Yok. Peki neden? Ben şöyle bir soru yönelteyim. Yani Berke çok, o eve geldi. Dahi. Çok kötü bir tamam, şey. Berke kızlar evine geldi. Çok ağırdı. Herkes bir yerlerde, sen de burada oturuyorsun. Yanında Rümeysa var. Geldi oturdu. Normal arkadaşça sohbet ediyor. Eder misin? Arkadaşça. Evet, normal ne yapıyorsun, nasılsın? Normal muhabbet, düz muhabbet. Şey, yanında biri varsa okey. Edersin. Evet yani toplu tabii. Güzel, ki. Ben bu cevabı tuttum. Yani hala bir... İster ya, nefret yok. Bak, nefret hala yok. Nefret neden yok. Biliyor musun? Çünkü bu güzel bir şey. İçinde hani bir de duruyoruz. Konular soğuyunca nefret kalmıyor. Evet, zaman geçince insan bir tık daha yumuşuyor. Evet. Hani bir de şey oluyor ya, şimdi herkes canlı yayın, o da falan bir şeyler açıyor. Neden sağlıyor ben onu kötüleyim falan ya da o beni kötülesin ki? Yani değil öyle mi? Ben küçülmek istemem. Yapılmaması gereken şeyler. Yapılmaması gereken ben şeyler. Ben böyle bir insan değilim. Böyle de olmak istemem. O yüzden sunuculuk de iyiyim. Hani çok iyi de normalim. Ben belki şimdi savunur gibi olacak. Biraz anormal olacak benim için ama yani
ya o kadar yayınla hani Mert'le falan da çok açtıkları için çünkü hep dahil oldum. Hiçbir zaman Allah var. Evet, kötüleyen bir çocuk kötüleyici. Değil. Ya da ne bileyim yazanlara hep şey de, demişliği vardır yani. Hani arkadaşlar bu konularda konuşmayalım lütfen. Hani açmayalım konuları. Çünkü cevap hani vermek de istemiyorum. Zaten falan filan deyip hep üstünü kapattı. Allah var çok zaten, saygılı bir davranıştı evet, yani. Olması evet. Gereken bir şey. O. Evet olması gereken yani, bu ama yapmadıkları için evet. Biliyorsun ki yapmayanlar evet, var ya o yüzden. Diğer konuda geçelim. O yüzden diyorum hani tamamen evet, normalim. Mesela Berk'in ödevini değil, yapmamıştı değil mi? Ben diğer konumuza geçelim. Aşkım. Hoş geldin. Ne yapıyorsun? Allah. Ne? Mis de kokarmış bebek dom. Kahvemi getirdim. Ben içeyim. Ne haber aşko? İçeyim. Ne yapayım aşko işte? Şeyi dedikodu sunuyorduk biz de. Dedikodu programı yapıyoruz her gün artık. Hı. Bizdeki gibi. Sizdekinden daha dikkat çekici diyelim yani. Evet. Ne yapıyorsun bakayım? Ne yaptınız dedikoduda magazinde? Ne yapalım işte gündemdeki konuları açtık. İşte Gizem Görkem falan filan. Aynur Berke falan. Onları... Biz de açtık Aynur Berke'yi. Aa aşkım. Hayatım. Ya burada gerek yok artık ya bence. Ne yapıyorsun? Öyle. Sen ne yapayım? Biz bayağıdır gelmiyoruz değil mi Kırmızı Adaya? Aşkım geçen gün kaçtık ya. Kaçtığımız boş yer de. Normalde böyle gelmiyoruz ama. Evet ya. Bayağı bak oldu. Yine... Neyse benim kırmızı odama saklıyorum onu. Neyi? Öyle işte bir şeyi. Bir de konsept yapacaktık ya. Aşkım yapacak hiçbir şey vakit yok. Gel şurada iki sarılalım bari. Sen ne yaptın? Ne yapalım işte biz de biraz magazin yaptık. Dedikodu güzel yaptık. Oluyor ya. Güzel oluyor, eğlenceli oluyor. Konuları ele aldık işte. Evet. Sen çok şey yapma da yine de. Ne güzel kokuyorsun. Oh, evet. Bana hiç gelmiyor kokum çok, ya. Benimki geliyor. Evet. İşte seninki de bana buram buram geliyor. Seninki de bana buram buram geliyor öyle. Aşkım. Ben seni çok özlüyorum. Ben de seni çok özlüyorum. Ne yapacağız böyle? Bilmiyorum aşkım. 5 dakika falan yetmiyor bize artık. Yetmiyor. Yarım saat ne yetmiyor? 5 saat de yarım saat ne ya? İşte sıkıntı ne yapalım? Yarım nasıl saat yapacağız? Yarım saat olmuyor. Daha fazla oluyor olabilir. Sen bana ne bakım yapacaksın burada ya? Cilt bakım aşkım. Vallahi. Ay. Dur bir şey hadi. Cilt bakım aşkım böyle ışıl ışıl yapacağım. Seni böyle cildini böyle biraz rahatlatalım. Valla ihtiyacım da vardı. Evet ama sen gel. Tamam izin alabilirsem geleceğim. Şu odalar bitsin. Alırsın ya. Odalardan sonra izin alır benim erkeğim be. İsteyip de alamadığım bir şey yok seni erkeğim biliyorsun. Erkeğim dersen alırım. Öyle işte. Aşkım senin B harfin yok bak. Ben gerilmeye başlıyorum hayatım, bak ama. Araba hani daha ben çıkmadı ya. İşte, daha çıkmadı ya araba. Bir çıksın araba bir sakin ben ol. Ben de çıkartıyorum. Ha. Çıkart. Hadi. Bak bak. Bak senin bu tehdit vari konuşmaları niye var ya. Hadi. Hadi bir çıkar da görelim. Niye yapıyorsun ki öyle bir şeyi? Ne ama gerek var? Sen dedin ama. Tamam ben, gelsin arabada diyorum. Arabada mı? Arabada. Doğru söyle. Yoksa evet. Hiç yok mu? Arabada. Yoksa ben alacağım çünkü. Arabada takacağım yani. Bilekliğini de kaybettim. Bak hala ben onu çok içerdim. Ya ama ben de içerdim. Bulamadım. Vallahi bulamadım ya. Aşkım nasıl düştü mü yani? Nasıl ya bilmiyorum, düşürebilirsin ki? Ya inceydi ya takarken falan koptu galiba ya. Kopamaz. Bende de takılıydı. Ben zaten de... biz hard çıkartıyoruz. Ben şey, çok şey mi çıkartıyorum? Acele hazırlanıyorum ben de. Düşünüyorum bulamıyorum ben. Bak, nerede olduğunu bulamıyorum. Hiçbir şey olmadı. Bak ki bol. Bol olmasına rağmen sürekli elim burada. Bir şey olmasın diye. Baktım bayağı sahip baktım çıkmak bulamadım. Böyle oluyor işte Mert'in dere. Oradan mı vuracaksın şimdi Allah aşkına? Evet oradan vuracağım. Ben sahip çıktım şeye çok oldun? İyi bakıyorum merak etme. Yok bakamıyorsun onu da bakıyorum. Kaçırıyorsun. Nereye kaçırıyormuşum? Bak ya çok... Seni o kadar iyi tanımışım ki. Seni nereden sinir edeceğimi çok iyi biliyorum artık. Fazla da sinir etme bence. Ne olur. Oda gibi kızarırız sonra. Gerek yok sinirlenmeye. Değil mi? Buse'cim. Buse'cim. Mert'cim. Buse'm de Buse. Ya aşkım yapma ya. Sen çok tatlı oluyorsun. 15 yaşında mı?
yapsana Allah aşkına. Hayır aşkım, abartma artık. Saçını bağlaman lazım böyle. Evet, böyle yapmam gerekiyor saçımı ama yapamam şimdi. Ya aşkım. Doğum günündeydi değil mi? Evet, 2 sene. 2 sene bir de, 28 yaşına girerken. Evet. Ay, bu odaya da böyle oluyor hep. İşte iç çektiriyor bu oda adama. Evet, gelsene biraz. Sen gel. Nasıl yani? Kocam da kocam. Bu sen de bu sen. Bu ki ya? Bu kim? Kim bu? Kim bu? Sen şaka mısın? Açın, sen şaka mısın? Aşkım, sen kocamın yanında ne işin var? Bu seni konuşuyorum, bir dakika. Sen kimsin pardon? Benim kocama yanında oturuyorsun. Bu saygısızlık arkadaşlar. Abi, lütfen bir şey söyleyeceğim. Ben şuraya oturabilir miyim? Pardon. Çekil şuradan. Çekil şuradan. Aa. Aa. Aşkım saçına ne olmuş be? Müslüm ben mi aşkım? Kocam bu kocam. Kocam bu sen de bu sen. Ben kocam, sizi yalnız kocam. Bırakayım bence. Sen zaten seni kim çağırdı? Bitmemiş bir ilişki söz konusu anladığım kadarıyla. Bu kim? Ama bu yaptığınız da saygısızlık yani, bunu da unutmadım. Bu kim? Mert'cim bence kim? Sen önce bir karar ver, ilişkin bitti mi bitmedi mi, ondan sonra başkalarıyla kırmızı benim odalarda görüş. Benim kararım belli Buse. Sen kimsin ki? Senin ne haddini bir de burada bulunuyorsun? Neden beni çağırdı o zaman? Sen yanlış geldin, yanlış anons gelmiş. Ben Buse'yi çağırmıştım, sen geldin. Peki, size iyi konuşmalar. Teşekkürler, bir daha bölmezsen sevinirim. Arkasından ve kapıyı bir şey söyle. Sert çarpma lütfen. Terbiyesizlik mi yapalım illa? Kocam da kocam. Ben de aynısı yapıyoruz ya. Ya aşkım sen ne yapıyorsun? Ben de teşekkür ederim. Sen de saygılar çok zor. Aa, yeni adaya bak, bu neymiş? Afet. Bu neymiş ya? Esmer bomba. Dans kursuna yazıldım. Deme. Ya tek anlaşamadığımız konu bu. Dans kursuna yazıldım ve twerk atmak istiyorum. Merdom'da. Kocam da izin verir bence. Ya. Nasıl atıyorlar bir göstersene, çok merak ettim. Eğitimi daha 1. dersindeyim. Bak burada kırmızı odayız. Baş başayız ya, burada gösterebilirsin. Ama sen kızıyorsun. Hadi bunu sen benim bir gözler bakalım, sen merak ettim. Sen kızıyorsun. Yok burada baş bir şey de kızmam burada. Ben sana özel olarak göstereceğim. Tamam, burada özel gösterebilirsin, ben kızmam burada. Kocam da. Hadi bir göster, merak ettim nasıl. Hayır. Hadi be aşkım be, hadi be. Istiyorum. Tamam, merak ettim ama burası özel bir alan, özel bir alan olduğu için burada dans edebilirsin. Kimse görmez burada. O zaman. Hadi bir yap bakalım, ne öğrettiler bir görelim. Aşkım, hocam. Öncelikle şunu bana. Ne gösterdi hocam sana? Şu dansı var ya. Şu dansı. Ayda. Kocam. Aşkım biraz dikkatli bak, bu şarkı biraz tehlikeli. Dekolte mi kızar mısın? Kızıyorum tabii, kapat şu yönünü. Baş başıyız ama. Önünü kapat, hayır ya. Kameralar var, kapat şu yönünü. Baş başıyız. Kapatır mısın şu yönünü? Kocamsın, kocam yanımda. Kime ne? Olsun, kapat sen. Kocam yanımda. Buse kapat diyorum, kapat şu yönünü. Çok iyi. Böyle kıskanmam benim hoşuma gitti. Ben çok kıskanç bir adamım ya. Bugün saçlarına çok bayıldım ama. Hoşuna gitti mi? Murat kızlara cilveyi öğretiyor şu an. Evet. Bundan sonra o zaman hep böyle geleceğim. Evet. Bu kızlar evine de yansıtıyordur inşallah, cilveyi öğrensin. Ben çok güzel kıyafetler aldım, dekoltemi göstermek istiyorum. Var ki gösteriyorum. Beni çıldırtmak mı istiyorsunuz? Amacım çıldırtmak değil ama güzel bir şekilde rahat bir şeyler giymek istiyorum. Hep buna müsaade etmiyorsun. Hayır tabii ki. Bunlar basit aşamayacağımız konular değil. Yeter artık. Şovu kes. Bıktım artık senden ya. Kocam. Perun düştü, Perun. Her şeyi düşürdü. Murat yani gerçekten yalnız şaka gibi. Yalnız twerk eğmedi. Twerk atsaydı. Twerk mi yapmış? Ben yapayım aşkım. Ya otur şuraya. Şaka yaptın ne diyeyim? Aşkım. Aşkım ben Murat'tan da kıskandım seni. Yok daha neler. Bak mı bu? Şaka mı? Yeter artık ya. Bıktım bak. Harbi kıskandın mı? Evet. Çok gereksiz samimisin. Belki Murat ikilisinden nefret ediyorum. Niye? Çok yakınlar. Bir şey olmadı aşkım. En çok benle yakın ol, tamam mı? Olamıyorum işte, sorun orada. Olabilecek bir durum olsa olacağız. En çok beni sev, tamam mı aşkım? Ben onları çok seni da sevme. Seviyorum zaten, kimi seviyormuş? Tamam, onları da sevme. Onlar dost, sen aşk. Hayır olmaz, ben de dost, aşk, arkadaş, anne, baba, kardeş, her şey. Ben okeyim. Ben de. Öpeyim. Kocam da kocam. Salak. Ben kocam da kocam mı yapıyorum? Abarttı. Evet. Hiç de bile. O esprisi işin. Ha, kocam değilsin. O da olur be inşallah bir gün. Heh.
İnşallah diyorsan. Süremiz oldu aşkım. Gidiyoruz mu? Mecbur. Gidelim. Baş başa kalmak hoşuma gidiyor ama süre sıkıntımız var. Hadi gidelim. Anlasana. Şey sana kankan gibi, erkek kankan gibi şey vereyim mi, teselli vereyim mi? Hiç anlamam biliyor musun? Ağlayan insanı teselli etmekten gerçekten çok kötüyüm bu işlerde. Erkek gibi teselli vereyim mi sana? Takma kanka. Ya bak şu an inşallah yanlış anlamıyorsundur. Hani eğlen diye yapıyorum. Yanlış anlıyorsan devam etmeyebilirim. Takma. Bir kız içindeyiz. Şey diyorum, takma, bir kız içindeyim. Tamam, bitirelim mi artık burada? Ya şaka yapıyorum. Ne olur yok, ya? Bat. Batuhan. Ha, bir şey rica ettim, okey. Tamam, bundan sonra. Hey, hiç doldum öyle. Rahatlarsın. İyi. Ne oldu kız? Ne oldu? Niye ağlattın çocuğu şimdi? Ben ağlatmadım. Ben bir şey yapmadım belki. Hmm. Gerçekten ben bir şey yapmadım. Hmm. Yani beni anlamaya çalışıyor musunuz bilmiyorum ama... gerçekten benim tarafımdan baktığınızda... anlayabilirsiniz biraz beni. Çok yağ verdim ona. Bak içimdeki duygularım bitiyor, tükeniyorum. Nedir sana tam karşı bu duyguların bitmesine sebep olan şey? Ben onu anlamadım. O kadar çok şey var ki belki. Bak öyle bir problem var diye bir şey yok. Zaten çözdük. Yani şöyle çözdük. Oğuz bana diyor ki sorun yok diyor. Tamam diyor. Hani bir şey demiyorum ben kıyametine diyor. Hatta şey dedi bak çok hoşuma gitti bu cümlesi. Ben diyor seni hani öyle gördüm zaten. Hani bunu bile bilmeme evet, rağmen açık giyindiğini bilerek sana zaten hani duygularım arttı dedi. Tamam çok doğru evet ben zaten böyle tanıdı, böyle sevdi. Bunda da okeyim. Bu cümleyi kurduğu için de mutluyum. Ama şey var hani bu sabah telefonda konuştuğumuz zaten çok açık giyiniyorsun Nihle. Hani daha ne falan biraz şey giyin dediği zaman ben düşünüyorum o zaman. Benim giyimim çok açık oluyor. Bunlar rahatsızmış gibi geldi ses tonu. Ya dışarıda da karışacak o zaman ya da bilmiyorum. Biz daha önce bir konuşmuştuk hatırlıyorum onu. Ben yanında varken tamam diyordu. Şimdi burada ben o var yanımda diye giyebiliyorum da dışarıda ben mesela kız arkadaşlarımla buluşacağım. Başkasıyla şimdi buluşacağım. Şöyle bir yorum yapabilirim. Erkekler öyle görüp beğeniyor sonradan. Daha ilişki, işte onu, bak, daha 19 yaşındasın. Değiştirmeye çalışıyorlar. Çok da büyük bir fark yok aramızda. 20 yaşındayım orada. 20'ye girdin. Daha 20 yaşındasın şimdi. Sen kendi kırmızı çizgilerini bu yaşlarda oturtuyorsun. Hatırlıyorum. Evet sana bunu kurmuştum da. Bu yaşlarda oturtuyorsun. Oğuz'un doğrularıyla kırmızı çizgilerini yaparsam Allah korusun gün gelir bittiğinde aynaya baktığında Oğuz'un istediği kadını görürsün kendini değil. Aman canım kafasında devam ediyor. Diyor ki işte barışırız, kurtarırız. Batuhan'la diyorum ki bak Bat ben bitiyorum, ben tükeniyorum. Sen aklımda yoksun, mantığımdan sildim seni. Kalbimde varsın ama beni kıskandırmak için, tekrar kendisine bağlamak için kıskandırma yöntemleriyle beni tekrar kazanmaya çalışıyor. Boy yazması, Gizem'i kırmızı odaya çağırması, işte gerçekten Gizem'i beğeniyorum demeleri. Bunlar da beni itti. Sürekli bir şeyler konuşmaya çalışıyorum onunla. Diyorum ki bak yani Bat ne birbirimize birbirimizi anlatabilmişiz. Ne sen beni anlamışsın ne ben seni anlamışım. İlişkide ne birbirimizi anlayabilmişiz ne de insanlara kendimizi anlatabilmişiz. Ne zaman ki tamamen bittiğine emin oldum ve ona bunu da söyledim. Murat gece aradı, o sordu söyledim. Bat sordu, gerçekten bittin mi dedi. Dedim ki artık bitti yani, bir şey kalmadı içinde. %100 olarak bitirdin sen yani. %100 olarak bittim artık. Sıfır ihtimal. Sıfırım yani. Anladım sağlık hani olsun. Bir şey kalmadı dedim artık. Peki bu arada yaşadıklarınız mı buna çok şey oldu? Yani en büyük şey oydu ama sonrasında da Bat'a bak ciddi ciddi diyorum ki bak Bat. Sen kalbimde varsın ama aklımda yoksun. Yine bir ihtimal bırakıyorum. Zaten bir insanın aklına girmek kolay. Her şeyle kandırabilirsin. Parayla kandırırsın, ünle, şöhretle, tiple, mantığa her türlü girersin. Kalbe girmek zor olan zaten. Ben seni dedim mantığımdan sildim, kalbimden silmemiştim. Kalbimde hala varsın dedim. Beni hiç dinlemedin. Beni barışmak için
Hani Beyza ben yapayım kıskansın. Beyza delirince zaten sevgisi aklına mı gelir dedi. Ne yaptı bilmiyorum. Ben soğuma aşamasındayım zaten içimde bir şeyler eksilmiş. Ben söyledikçe o yaptı, ben söyledikçe o yaptı. En sonunda da tükendim olsun. O zaman son kez Aynur'u çağırıyorum. Baba ya. Hala neyse. Merhaba. Selam. Hala değil. Son kez bir kırmızı odamız olsun diye çağırdım seni. Çok kötü bir şey oldu. Ne oldu? Ne oldu? Konuşur musun? Dinliyorum seni. Ne olduğunu söyler misin? Çok bilmiyorum. Kötü. Çok kötü olan bir şey söyler misin? Gerek yok. Gerek var. İyisiyle kötüsüyle zaman geçirdik seninle. Aynen, oyna bakalım biraz daha. Hayır Aynur, gerçekten benim hislerim hala var gerçekten. Hisleri olan bir insan dünkü sesle öyle bir şey demezdi. Dünkü sesle? İyi görünüyorsun ya, sana bir şey olmadı falan. Bu flört değil. Yani halen daha Aynur'a hislerim varmış gibi yaparsam bu... Hislerim varmış gibi değil Aynur'cum. Cidden ama hisleri olan bir insan başka birine öyle bir şey demez. Hayır, ben zaten Gizem'e ilk başta veriyorum. Sadece arkadaşız, arkadaş olarak tanışırız ve ben kimseyle ilişki yaşamayacağım. Gerçekten. O yüzden mi dün aralarda yürürken iyisin, iyi görünüyorsun, onu koruyorsun. Hayır, kız ağlıyordu çünkü mesela orada. Mesela bari yapma. Çünkü orada ağlıyordu. Arada giderken yalnız ağlıyordu. Şöyle bir şey var, o kızı sana ilgiyle iyi diyen benim. Bunu biliyorsun evet, değil ki. Mi? Peki yapılan doğru bir şey mi? Değil tabii ki, o açıdan bakınca da doğru değil. Sadece ben arkadaş olarak yaklaşıyorum, hiçbir ilişki yaşamayacağım. Arkadaş olarak? Kimseyle ilişki yaşamayacağım senden başka, şu an bu evden, anladın mı? Birazcık gerçekten kafamı dinleyeceğim. Aklımdan sende başkası yok zaten. Kırmızı odayı sende başka kimi çağıracaktın? Hem dedim bir şeyler net olsun. Son kırmızı odamız olsun. Ben gerçekten hala seni seviyorum. Buna gerçekten emin olabilirsin. Aynen o yüzden iyi diyorsun. Odalarda, hayır. Twitter odalarından çıkmıyorsun falan. Twitter odalarından aslında ben dün hani senin bu gördüm kötü yorumları ve çok üzüldüm. Çok üzülmüşsün. Ayrıldığımızı bölümlerden önce söyleyen sen mi üzülüyorsun? Ben gerçekten üzülüyorum Aynur ama sen bunun farkında değilsin. Gerçekten üzülen bir insan. Gerçekten üzülüyorum. Aralarda o da kızlar evinden erkekler evine giderken vesaire bu tarz flörtvari flört konuşmaz. Değil. Bak cidden diyorum flörtvari sana konuştun. Sen bizim konumuz için değil. Defalarca Rümeysa'yı arayıp gece meşgul ettin. Kız seni dinledi. Ben seni benim için, seviyorum. Senin evet. için, o da seni çok sevdiği için dinledi. Ama sen ilk konuda Rümeysa'nın arkasında hayır. değil, yeni Rümeysa gelen birinin arkasında durmayı tercih yeni ettin. Gelen birisi yok. Konunun yeni ayrımını, gelen birisi yok. Konunun ayrımını yap. Bu kızın önce ilk kiminle görüştüğünü, sonra sana geldiğini, sebebini ben düşün. Ayrıca sen galada hepsini da bakıyor ben. Musun? Galada da bakıyor musun? O da sana bakıyormuş. Ben galada sana bakıyorum. Sana bakarken de o da bana bakıyordur. Öyle bir şey de var. Ya, o da galada... sana bakıyor. Hayır. Aynen. Ben zaten neyin ne olduğunu biliyorum. Göreceksin. Neyin ben. Ne olduğunu biliyorsan neden ona göre davranmıyorsun? Gelince konuşuruz. Güzel olmuşsun falan. Bu normal i̇şte, mi? Hayır. Bak işte. Ben kimseyle bak, flört davet etmiyorum. Ben sen senin... eğer Twitter, sosyal medya tayfan sana üzülmesin diye yapıyorsan yapma böyle şeyler. Hayır, gerek hayır. yok. Paşam ben... sen yap. Hazır hayır, ol. Düzgün yap istediğini düzgün yap. Düzgün konuşur musun? Ben sen düzgün konuşurum. İstediğim sensin. Bu kadar. Bunun sadece aramızdaki aynen. olay... Aynen. Bana inanmıyorsun ama gerçekten böyle. Sana... Bak aramızdaki bu zamana kadar süreç boyunca gerçekten iyisiyle kötüsüyle zaman geçirdik evet. Yani hatırlıyorum gerçekten duygusal bir süreçliyim bu konu hakkında ve atlatamadım. Hala sana duygularım var ve ben kimseyle bir anda ilişki geçebilecek biri değilim artık. Anladın mı? Bundan sonra ne yapacağımı da bilmiyorum. Bu konularda gerçekten rahatsızım. Yani duygusal olarak yapamam ben. Birisiyle ilişkiye başlamam şu an burada. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun, sen ne yaparsın. Ama başkasıyla şu an burada bulunmayı kaldıramam. Seni başkasıyla görmek, evet. Bir iraden. Yanak yana olmayı kaldırabiliyorsun, hayır. bunu mu kaldıramıyorsun? Yanak yana olmak da seninle birlikte değildik. O hatamı da kaç kere söyledim. Özür de diledim. Önemli değil canım. Ama... Dünkü eklendi yeni şeyler ne ekledin eklendi zaten. Dün ne eklendi? Dünkü seste gördük neyin ne olduğunu.
sese falan bakma artık. Bunları şey yani ya bunlar tabii gerçek. Tabii ki de bak yapabilirsin ama şunu yapma. Ben hala Aynur'u seviyorum. Aynur'u bekliyorum Aynur. Yapıp... Hayır bekliyorum benden değil. Benden zaten... bir şey bekleme. Ha, benim senden bir şey beklemiyorum kötü bir şey yapmamı bekleme. Kaç kere konuştuk telefonda? Sana kaç kere duygularımı söyledim? Benim duygularımı inanmazsaydın benimle konuşur muydun? Ama duygularımı söylemiş olabilirsin ama biraz da sosyal medyanın etkisi olduğunu hayır, düşünüyorum. Hayır. Benim bu zaman... Yani. Senin oldu mu böyle bir şey peki? Bana diyorsun. Senin var mı böyle bir etkin? Hayır. Benim hiçbir zaman olmadı. Hiçbir zaman ben sosyal medyadan etkilenmedim. Etkilendim. Bunu, hayır, sen bütün, çünkü kitleni hayır. Ona göre kullanmasın. Hayır. Kullanıyorsun. Kitlemi falan da kullanmıyorum. Hayır. Kitlemi kullansam an... zamanında ne için kullandım? Senin kötü olduğun dönemde, senin gitmemen için. İşte o için falan da kullandım. Bu kadar. Tamam ama sen şunu hep iyi döneminde, ben, hep senin iyiliğin için ben bunları benim yaptım. Benim gitmek hiç... istediğim dönem, sen bana kalayım durdum. Diye evet, uğraştın. Evet. Ama sen sonra bir sürü hata yaptın ve sonrasında benden bir pozitiflik bekledin. Ama ben yaptım. Sana gül bahçeleri sunmadım. Ama ben sana dur dediğimde sen de durmadın. Tamam, anladım. Bak, bunun ayrımını yap. Sen de hata yaptın zamanında ben, bana. Ben de yaptım. Ben sana zamanda hata... Ben sana yaptın. Kötü davrandığım çok kötü için davrandığım özür dilerim zamanda. Sadır. Evet. Sen bana bunu hakaret söyleyebilirsin. Evet. Bunları kaldırmak... Zor zaten benim için. Tamam bunları kaldırmak zorsa ben gitmek istediğim zaman dedim ben sana daha hani böyle evet, bir şey şimdi... yapmak istemiyorum evet. Da dedim. Devam etmeyelim bence böyle arkadaş kalalım. Ben gitmem. Ben sana bunu zaten söyledim arkadaşlık. Zaten. Sonradan tanışmamla evrildi. Arkadaşlık zaten. Sen istediğin için oldu. Sen bunları istedin. Sen zaten başından geldi beni böyle tanıyorsun ama sen istedin. Sen de istemesin. Bu durum sen istedin. Sen de istedin. İşte ya, artık bu da yalan istemiyorum. Konuşma. Sen istedin. En çok benden daha çok sen istedin. Zaten evet. Benim duygularım daha yoğun. Ben isteyen taraf bendim zaten. Bu hayır, yüzden biraz zorlandım. Hayır. Sosyal medyan da çok istedin. Hayır. Sen hayır. De çok istedin. Hayatımda ilk defa zaten böyle bir şey yaşıyorum. Anladın mı? Hayatımda ilk defa bir programda olduğun için hayır, olabilir. Hayır. Program değil. İlişki o. İlk defa böyle bir ilişki yaşıyorum. Çok zor. Anladın mı? Yani ben kaç... çabaladım. Her zaman çabaladım. Hala da çabalıyorum. Ama çok zor benim için. Hem duygusal olarak hem mental olarak. Ben şöyle yapayım. Ya geç şu an. Sen bir daha görmek istiyorum. Ay elektrik var. Aramızda elektrik var. Üçümüz gidebilir miyiz? Aman canım. Biz mi gidip gelelim mi? Gidip gelelim mi? Bunu o sana verdi. Onu o sana verecek. Ben de Mercedes baba. Bakımı yapacağım. Baba o da boş boş gezecek. Ay nerede? O da boş boş gezecek deme. Ne haber? Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Daha iyi misin? İyiyim, iyiyim ya. Ağlayınca gözlerin daha güzelleşmiş. Ne böyle var aynen. Ben ağlayınca genelde karşı taraf üzülür çok. Böyle baktığında üzücü oluyormuş. Evet, Beyza'yla ne konuştunuz? Yok ya, bitti tamamen. Merhaba. Merhaba, hoş geldin. Nasılsın? İyiyim sen. İyi ben de. Ben de gideyim ortaya doğru. Bacaklarda ufaktan bir titreme var. Geldin ya, ya kalkmıyorsun, karşılamıyorsun beni. Yani ayağa kalkacaktım da biraz bacaklarım ağrıyor o yüzden. Evet bir yorgunsun, bir durgunsun. Yorgunum bugün. Bir başım ağrıyordu zaten. Dün akşam hala ağrıyor. Ağrı kesici aldım da etki etmedi. Bir halsizlik gibi bir şey var. Vitamin eksikliğim olabilir. Aa Yeliz de oraya gitti. Niye kocam da kocam hoş geldin. Yeliz gitti mi? Ya bizim planımız Murat, o değildi ki. Ya Murat sen de komiksin ya. Ya bizim planımız o değildi sen ya. Sen seni Allah kahretsin. Nasılsınız? İyi misiniz? İyi sen nasılsın? İyi valla. Bir şey söyleyeceğim. Bizim planımız şuydu. Yeliz de karşıya gitti. Demek ki burada olmamı istiyorlar. Ya gerçekten çok yeteneklisin. Ay çok mutluyum, teşekkür ederim. Ben Görkem seni çağırdı diye düşündüm ama. Gitti mi Görkem Kırmızı verdin Oda'ya? Verdin mi sen? Sen Kırmızı Oda'nı mı ben verdin? Ben Kırmızı Oda hakkımı hepsine verdim işte, yaydım. İyi ya. 4 kişi mi? 5. Tamam o zaman Görkem şeyi çağırdı. Aynur'u mu çağırdı? Aynur'u çağırdı Kırmızı Oda'ya. Muhtemelen. Ben de öyle Berke'ye verdin mi Kırmızı Oda? İşte Bat'a verdim, Mert İndire'ye verdim, Oğuz'a verdim, Görkem, Berke. Ya Berke çağırdı ya Görkem çağırdı. O zaman Berke Aynur'u çağırdı, Görkem seni çağırır. Bilemiyorum. Ya da Görkem Aynur'u çağırır. Berke seni çağırır. Berke'nin beni çağırma ihtimali olmasın zaten. Öyle bir ihtimal artık yok. Ama zaten seni Kırmızı Oda'ya bir çağırsaydı biz bunu hemen zaten sosyal medyadan öğrendik yani. Hadi Mert gitsin bakım için. Ben gidebilir miyim?
Bu senin bir bakım olayı var. Hadi git, sana da yapacaklar cilt bakımı. Hadi gitsin. Hadi Mert'i gönderelim bari, hadi hadi. Cilt bakımı yapacak çocuk gönder. O kadar. Hanemmiş anne, anne neredeymiş? Anne kızlar evindeymiş. Hadi babayı yollayalım. Aa, verdi izin, hadi git. İzin verdi, git. Cansın ya. Ben de sabahtan beri yalvarıyorum burada, biliyor musun? Ya ben şu robotun dilini biliyorum. Ben izin alacak mıyım? Zaten izin vermiyor, hiç söylemeyeyim. Direkt çıktın mı? Yo. Nasıl? Ekranda yazdı. Ekranda mı yazdı? Ne haber küçük yenge? İyi, senden? Nasılsın? İyiyim. İyi misin? Yok değil mi sıkıntı? Aşkların en güzeli, en özeli, en süperi. Güzeller güzelim. Nasılsın? İyiyim. Buraya geldim, daha iyi oldum. Efendim. Hoş buldum. İlk seninle tanışmamızdaki heyecan var şu an bende. Aa. Evet. Güzel bir şey bu. Evet. O heyecanı yaşıyorum şu an. Ama gerçekten yaşıyorum oğlum. Gerçekten. Gerçekten mi? Sana değer veriyorum. Gerçekten. Bunu kaybettikten sonra anladım. Bu arada ben ilk kez bir erkeğe karşı böyle şeyler söylüyorum. O da sensin. İlk kez. Ama o kadar çok inanmak istiyorum ki. İlk kez bir erkekle bu kadar çok zaman geçiriyorum. Ve iyi ki de seninle geçirmişim bu zamanımı. Peki biz bu zamanı geçirdikten sonra eğer bir şeyler olursa, hı hı, yine aynı şeyler tekrarlanacak mı? Hayır. Asla. Bundan bu kadar eminsin. Ben, hı hı, neden bu kadar emin değilim? Tamam, sen de bir emin olmayı çabala yani. Görmüyor musun çabalarımı? Senin için gerçekten çabalıyorum. Görüyorum. Gerçekten bir şeyler hissediyorum sana. Bunu seni kaybettikten sonra anladım ki zaten benim huyum böyle. Bir de değer veriyorum, o anki değerini hissetmiyorum, kaybettikten sonra anlıyorum. Ama böyle olmaz. Ama sen şey... Sen hayatta o zaman hep... Hayır, işte bu eve niçin geldim? Bu lafınıza bağlı kesiyorum, açma, çok affedersiniz. Bir tane bulunu çalabilir miyiz? Alabilirsiniz. Alabiliriz. Ya bir tanesini alın. Ben bir tanesini alsak yeter. Siz de vur dedik, öldürdünüz be birader. Ya aşkım, niye böyle şeyler yapıyorsun? Azıcık sabredeydin ya. Robot. O da şu an bana bakmıyor ki. Hı. Hoş geldin ama merak etmişti. Yani delireceğim yani. Bakım yapacaktım ona. Gergin misin? Maske yok mu? Robot. Robot, Mert'i gönderir misin? Aa, lütfen. Öpmenden sıkıldın galiba. Cilt bakımı yapacağım ona. Aa. Ne konuştunuz? Ben o sıra işte Oğuzhan'la konuşuyordum. Yani... Ya da galiba taklit yapmaya gittim. Ben gidiyorum artık. Kim? Sen Batman'ı konuştun. Ben mi taklit yapmaya gittim? Ben kız, sen boş ver onu. Sen Batanla iyi değilsin. Ne konuşuyorsunuz? Üzüldüm kanka ya. Ne oldu? O da çok üzgündü. Yani şeye üzüldüm. Duygularını artık görebiliyorum. Bir şeyleri düzeltmek isteyebileceğini görüyorum. İnanıyorum artık ama... Kendine inan... O ilişkiye inancın kalmadı. Anlıyorum, İlişkiye ben inancım kalmadı değil. Bunları bir hafta önce yapsaydı bir önemi vardı. Anladın mı? Ben de bitiyor bak, bitmek üzere, ben gidiyorum. Kaybediyorsun beni derken yapsaydı bir önemi vardı benim için. Artık ben bittikten sonra hiçbir önemi kalmadı ki Gizem. Bat çok yoğun. Zaten biz her gün beraberiz, servis olsun bilmem ne, izinli günümüzde de. İşte Beyza'nın duygularından tamamen emin olmak için bunlar böyle bir soğuyor, bir çıkıyor, bir iniyor ya. Hı hı. Emin olmak için de işte bir şeyler yapıyor. Yanlış şeyler yaptım. Sen de yaptın. Ben ne yaptım? Aradan ne yaptım? Geldikten arada sonra ben ne şey yaptım? Oldu. Ben ne yaptım? Ben ara herkes bittikten sonra ne yaptım? Ben Batı savunmuyorum. Bak Batı çok yaptım, hata yaptı. Yaptığım bir hatayı söyleyinsenize. Bu son dönemlerde Beyza gerçekten toparlamaya ben, çok çalıştı. Bak, 30 günlük aradan sonra ben onu üzecek, kıracak hiçbir şey yapmadım. Hiçbir şey yapmadım. Ona yara verebilecek hiçbir şey yapmadım Murat. O yaptı, ben izledim. O yaptı, ben bittim. O yaptı, ben soğudum. Batı karşı herhangi bir hissiyatın var mı? Çok değerli benim için ama insan olarak. Yani erkekler evinde en çok ona değer veriyorum. Ama artık sadece insan olarak değer veriyorum. Yani önceliğin kendin olsun şu süreçte. Çünkü sen değiştin. Beyza da değişti yani. O yüzden bu haldesiniz. Evet. Birbirinizi çok üzdünüz, çok yıprattınız. O naif, o kırılgan, o nasıl desem sakin haliniz aslında çok mutlu olabileceğiniz bir
çiftken sürekli bir toksik oluyorsun. Sen biraz kafanı dinle. Ben Beyza'yla da konuşurum. Ona da derim biraz kafanı dinle, biraz yalnız kal diye. O süreçte Beyza bence seni izleyecek. Çünkü bir kadın olarak söylüyorum. Beyza'dan öyle şey duymadım. İzliyor. Ayrılığın ilk 3-4 günü izler. O senin onu izle. Onun seni izlediğini bil. Anladım. Ama işte burası da bir kısmet olur evi olduğu için. Evet. Her an her şey değiştiği için. Salasım da gelmiyor bir yerden sonra hani. Korkuyorsun. Korkuyorsun ben ama... Ben senin panik yaptığını düşünüyorum. Aynen. Ama yapacak bir şey de yok artık. Bu saatten sonra bir şey diyemem yani kızın net bir şekilde. Yani, kapatıyor kapıyı yani. Daha asıl bir şey sorun yanlış yöntemlerle Beyza'nın sevgisini görmeye çalışma. Şimdi sen Beyza'ya çok yoğundun. Hala çok yoğunsun. Birlikte olduğunuz dönemde o kadar yoğundum ki o yoğunluğun sana panik yaptırtıyor. Kelebekte heyecanlandım bak şimdi aklıma geldi. Ne? Kelebekte heyecanlandım. Ya ne zamandır konuşmuyorlar evet. Ya oluyor. Ben de kelebekte... Evet, hayır yani ne zamandır evet, konuşmuyorlar hayır, ben dedi, de onu onayladım. Ben de kelebekte heyecanlıydım mesela. Yani o heyecanlı bir ortam. Ve orada konuşmak zaten heyecanlı bir şey. Senin duyguların ne yani? Heyecanlanıyordum. Benim şu an bir duygum yok. Bunu zaten belli ediyordum. Yani ben hiçbir zaman bir duygum çok yükseğim dedim. Ben ona gül bahçeleri sunmadım hani. Şunu söylemekten. O onları şey yaptı. O onun kurduğu bir şeydi. Vallahi uzun zaman oldu gelmeyeli. Özlemişiz kırmızı odamızı. Arkadaş olarak konuşmak için normal, üzüldüğü konular olduğunu gördüm. Aynur'u çağırıyorum. Başka herhangi bir sebebi yok. Hoş geldiniz hanımefendi. Merhaba. Hiç yanlış anlama. Evet, anladım. Arkadaş olarak seni kötü gördüm. Normal. Dertleşmek istedim. Teşekkür ederim. Ne haber? Kötü olduğunu hissettim senin. Evet, biraz kötüyüm. Neden? Yani genel dün konuştum zaten. Bu şeylerden dolayı biraz yıprandım. Böyle sanki kendimi bir şeylere zorunda, mecbur gibi hissettim. İstemediğim bir görüntü verdim. Böyle bir bunaldım aslında. Farkındayım. Sonrasında da bölümün göre ilerlenmeyince olan şeyden dolayı bir linç yiyorum falan. Evet. Yani onları da deyince de çok kafama takmıyorum ama böyle sanki kendim bir şeylere mecburmuşum gibi bir his. Hissediyorsun. Hani öyle gibi mesajlar geliyor çünkü. Onları görünce görüyorum. Sadece linç değil. YouTube yorumlarını görüyorum ben bölümün altındaki. Ben ona hiç girmiyorum zaten. O konulara hiç girmiyorum yani. Evet ve bunlardan dolayı çok üzgünüm aslında. Yanlış gözüküyorsun bence. Bence de. Şunu anladım. Yani sen aslında senin gerçekten duvarların, sınırların var. Bu herkese karşı aynı. Bunu kabul edip bir erkeğe insana gelmesi gerekiyor ama bunları biliyormuş gibi yapılmaması gerekiyor. Bunu fark evet. Ettim. Yani tamam okey dayanabilirim deyip dayanamadığın zaman bu sefer karşındaki insan kötü gözüküyor. Yani ben, kötü görünme değil de hani bunu öyleymiş gibi söyleyip öyle yapılmadığı zaman evet. Ben biraz geriliyorum. Hani dediğim gibi belki birazcık bana zaman bırakılsa hani ben güvensem ben hani zaten isterim böyle bir şey olsun evet. Vesaire ama öyle olmadı. Bunun çok farkına vardım. Bir de şöyle bir şey geçmiş ilişkinle alakalı çok fazla bir şey konuşmayacağım ama görüntüleri izledikten sonra mesela bana o kadar da kötü davranmamışsın aslında. Ben bunu fark ettim ve o geçmişteki tepkilerimden dolayı senden tekrar özür diliyorum şu anda. Ben yüksek tepkiler verdim. Ben de o ağladığın gün için özür dilerim. Hiç önemli değil. Yine kötü bir şey oldu neyse. Yok yok hiç önemli değil sorun değil. Yani. Gayet normal saygılı bir diyalog içerisindeyiz. Yanlış mı düşünüyorum? Evet bence normal arkadaş. Yani. Çok kötü bir şey oldu orada. Mesajlaşıyorlarmış vesaire. Yok öğrendim onu bu arada kim olduğunu. Sen de biliyor musun? Kim? Hasretmiş ve şöyle bir şey oldu. Bir aylık arada hasretle bir kere falan konuştuk. Ondan sonra başka bir konuyla alakalı çok değişik şeyler oluyor. Sana anlatacağım dedim. Arkadaşlarımın yanına geçiyorum dedim. O da mutlaka onunla çok merak ediyorum dedi. Ondan sonra hasretle bir daha hiç konuşmadık. Hı hı.
dün işte bölümden sonra öğreniyorum ki Hasret bunları söylemiş. Böyle olduğunu. Ve kritikte de Görkem'e bakıp böyle kaş göz yapmış yani. Biliyor muydun sen böyle bir şey olmadığını? Hayır. Yani olmayan şeyleri varmış gibi göstermeye çalışmış. Hiç böyle bir şey sıfır. Hasret'le ben bir de konuşmadım. O yaptığı hareketlerden sonra... Ben o konulara hiç dahil olmadım zaten. Ben de hiç konuşmadım. Onları gördükten sonra çok ilginç oldu. Ben çünkü ondan ya... yine de beklemiyordum. Hasret'ten mi? Böyle bir şey. Ya ben çok yanlış bir şey söylemiş ben. Evet, o yüzden diyorum beklemiyordum. Ben de diye. Beklemiyordum. Üstüne şey oldu, neydi onu da hiç konuşmadım. Hatta bana yazdı, cevap vermedim. Aynı anda Oğuz'a da yazdı. Oğuz'la yan yanaydık, ikimiz de cevap vermedik. Burada kanka niye öyle yapıyorsun falan filan diyor. Yani şimdi arkamdan gidip yalan yanlış şeyler anlatırsan insanlara ki ben Görkem'le olan diyaloğunuzda bir kere bile hiçbir şekilde araya girmedim, fitne fesatlık yapmadım, başka hiçbir şey yapmadım. Çok iyi biliyorsun bunu. Hı hı. Şu anda da ilişkiniz bittiği için tekrardan ben seni kötü gördüğüm için, iyiliğini düşündüğüm için seninle konuşmak istedim. Belki iyi hissedersin diye. Yani siz bir şekilde devam ediyor olsaydınız, bitirdik demeseydiniz yine çağırmadım. Ben şu, bu arada geçmiş yorumları da hatırlıyorum, sana da söyledim. Ne? Geçmiş yorumları da hatırlıyorum mesela seninle alakalı söylenilen. Şu anki yorumları da okuyorum. Evet, aynen. Tam bir R. R, bunun adı R. Yani ama senin... Bence yapmış olduğum bir hata diyorum. Ya hata değil aslında. Sadece dediğim gibi bu algıyı aslında en başta Murat'ın dediğim hani şey gibi pişman olduğum evet. Şey o. Hani ben eline vermiş olduğum bir yerde değişik bir şekilde kullandı. Bana karşı kullandı. Hani bu çok üzücü ama öyle bir şey olmadığınız. Belki de öyle yapmamıştır diyeceğim ama hani bari bölüme göre ilerleseyim. Ben de senin yüzüne de söylediğim için burada bunları söyleyebiliyorum. Evet. Şey değil yani. Tabii tabii ben aynı şekilde zaten. Bilmiyorum böyle biraz üzülmüştüm. Benim için kötüydü. Kendime ifade edeceğimi söylemiştim. İşte öyle kendimi ifade etmeye çalıştım tamamen. İnşallah iyi olursun. Mutlu sen olursun. De. Dinliyorum. Evet sen üzgünsün. Ben dün akşam daha kötüydüm. Neden? Anlatırım sonra. Tamam. Dünyanın her yerinden bizi izleyen gerçek kısmet uslar, yaklaşın. Size müthiş bir haberim var. Artık YouTube'a katıl özelliğiyle hemen şimdi kısmet us ailesine katılabilir ve pek çok ayrıcalığın sahibi olabilirsiniz. Herkesten önce sen izle. Reklamsız, kesintisiz, keyifle izle. Kamera arkası görüntüler, özel röportajlar ve kısmet uslara özel silmemiş sahneler. Yorumlarda üst sıralarda yer alma ve sizin için hazırlanmış özel kısmetus emojileri. Özel organizasyonlara öncelikli giriş, VIP süper kısmetus kartı. Sürprizlerle devam edecek yeni interaktif özellikler. Hadi hemen şimdi siz de bu büyük kısmetus ailesine katılın.